Kadehimi aldım. Sağlığına Sağlığına. abi. Dur ben de o sesi çıkarmak istiyorum. Olmaz böyle. Sağlığınıza. Sağlığına. Herkesin sağlığına. Eyvallah. Onur ne haber? İyi vallahi abi nasıl olsun? Heyecanlı günler. Anlayamadım. Heyecanlı günler. Evet yani ya benim için şu an heyecanlı. Şey hani böyle ilk defa böyle bir YouTube programı bir şey hani bilmiyorum ne olacağını da bilmiyorum. Doğru düzgün becerebildiğimi de düşünmüyorum bazı şeyleri. Hani canlı yayınlarda Ama yapmayı denediklerimde. yani aslına bakarsan şöyle bir şey var. Bir şey yapmak zorunda değiliz ya. Sohbet ediyoruz burada. Ben şimdi isterdim ki senin yanında olayım. Seninle sohbet edeyim. Oturalım güzel güzel. Abi kardeş, şahane bir sohbet edelim seninle. Rakımızı Bakalım ne yapıyoruz, ne içelim. ediyoruz. Senin jenerasyonun mesela bundan 7 yıl önce senin jenerasyonun sokaklarda polis ve köşe kapmaca oynuyorlardı. Vallahi benim Değil jenerasyonum tarihi şeyler yapıyordu. Bundan 7 sene önce abi. ve 7 sene hepimizi önce. birbirimize, değil mi? Tabii Hepimizi canım. birbirimize yakınlaştıran ve bizi birbirimizle tanıştıran şey de 7 yıl önce oldu, değil mi? Evet abi. Yani hepimizi aslında olduğu şeye doğru iten olaylar o 7 yıl önce yaşandı yani. 7 yıl önce ben mesela ben olmaya başladım içsel olarak yani içimde bir taraf gerçekten kendimi hissetmeye başladı. 7 yıl önce ve 7 yıldır bu 7 yıldır da bunu yaşıyorum. Yani kendim olmayı, kendimi hissetmeyi, tam olarak ben olarak konuşabilmeyi, hayatın içerisinde fikirlerimle beraber ben olarak konuşabilmeyi hissediyorum yani. Yavaş yavaş bu zamana kadar hep böyle toparlana toparlana. O zamanların verdiği o güçle, o inançla, belki de insanların sana baktığı gözlerle. Çünkü biz o zamanları yaşarken insanlar bize şey bakmıyordu. Yani benim orada gördüğüm hiç kimse beni yargılamadı abi. Yani ama hayatım boyunca sokaklarda ve alt kültürün içerisinde hayatım boyunca yargılanmıştım halbuki. Ama orada hiç yargılanmadığımı hissettim. Ne En çok kadar güzel ama. yargılanmadığım, en çok hissettiğim yer orasıydı. Tabii tiyatro eğitiminin de ben bunda çok faydası var. Ben tiyatro eğitimi aldığım sıralarda da bunlarla çok vakit geçirmiştim ama o günden sonra ne bileyim bir özgüven geldi işte gitmedi o da ya abi. Öyle işte. Peki sana Selef şiir yazıyor muydu? Ya işte şöyle bir durum var yani şiir mevzusu ya 1915 diyecektim. 2015 gibi. 1915 yılında da şiir mevzusu şeyde 2015 yılında başladı birazcık. Ondan önce hep rap yazıyordum. Yani rap üstüne yazıyordum. Bir ritmik bir ölçünün üzerinde birazcık daha kendi derdini isyan taşıyarak dışarı doğru kusma vardı. 2015-2014 öncesi. Daha sonraları yani bazı yaşanmışlıklardan sonra böyle düz de yazmaya başladım. Geldiği gibi de yazmaya başladım. Sınır koymadan da yazmaya başladım. Bir kadınla konuşmaya başladım diyelim yani. Bir zamandan sonra. Yani Yani spesifik bir kadın mı, hayalindeki bir kadın mı? yani işte varlığı da yokluğu da bir yani öyle net bir şey söyleyemem bununla ilgili. Ama bazı olaylar yaşandı ve bazı durumlar oldu ve ne bileyim ondan sonra böyle yazmaya başladım. Böyle güzel oldu. Farklı oldu. Beni farklı bir yola itti. Farklı bir yolculuğa itti ve buralara kadar geldik işte yani. Kardeşim Evet. sabahlara kadar Rock'ı live dinliyoruz. Gerçekten. Sen bize ne yaptın orada ya? Sen ne kadar içten bir hikaye yakaladın orada? Bunu farkındasın değil mi? Ya işte ne bileyim abi yani. Güzel oldu, güzel oldu yani. Şimdi o zamanlar dediğim gibi o şiir mevzusunun açtığı bir kapı aslında o. Ve bir ikincisi de bir yandan da şey çok meşhurdu o zamanlar. Çok çok önemliydi de. Live olarak YouTube'a canlı olarak şarkı söyleyerek video koymak.
O zamanlar şeydi yani, o zamanlar bayağı ön plandaydı. Bayağı insanlar bu olayı çok yapıyordu. Bazı kanallar vardı. Neydi isimleri ya? Unuttum şimdi. Biz de onlara özeniyorduk. Ben de bunlarla ilgili bir şey yapabilir miyim diye düşünüyordum. İşte Gülce ile, yani Gülce birazcık da orada etken. Çünkü ben onun öncesinde böyle çok şeye inanmazdım. Nasıl söyleyeyim? Hani böyle şarkı söyleyebilen bir adam olma haline. Hani rap yaparım, şarkı yazarım, söylerim de geldiği gibi ama hani mesela Aysel diye bir şarkı var. Yani o şarkıyı öyle söyleyebileceğimi bana kimse inandıramazdı yani. Çok zor yani ona öyle söyleyebilmek. Benim öyle söyleyebileceğime inanmazdım yani. Aysel gelmez ama dem koy. Şimdi bir şarkıyı böyle söyleme olayına ben birazcık Gülce'nin gazıyla da, Gülce'nin desteğiyle de itildim, öyle söyleyeyim. Ondan vallahi sonra zaten bunu her kim yiyorlar kardeşim. Onun ellerini sıkıyorum. Çünkü oradaki rahatlığınız, oradaki güzelliğiniz, orada şarkıları söylerken ki gerçekten böyle en derinlerden çıkışınız, klipleriniz, senin o kliplerdeki oyunculuğun, onu çok seviyorsun. O biraz böyle esniyet. Evet, evet. Çok deliriyorum. Çok güzel, çok güzel karakter çünkü yani. Çok, çok hoş değil mi yani abi? Bilmiyorum. Yani her oyuncu öyle bir şey oynamak yani, ister gibi geliyor. Bana o kadar şey geliyor ki bana, hani nasıl derler, hani televizyon dizileri izlersin, bir diziyi çok beğenirsin, o dizinin aktörünü yolda görürsün ve kendini kaybedersin ya, aa diye. Çünkü sen onu tanıyorsundur ya yani, ama o seni eyvallah tanımıyordur. Eyvallah. Senin şarkıları dinlerken ben şunu hissediyorum Onur. Ya adam bu kadar ciğerinden söylüyor, ekip o kadar iyi ki, ne yapıyorsunuz be oğlum, ne kadar iyi yapıyorsunuz. Biliyorsun seninle çok konuşuyoruz, aha bir konsere gel falan diye. Ben oyun oynamaktan konsere, sen konser vermekten benim oyunlarıma gelemiyorsun. Evet evet, böyle bir türlü tam olarak dengeleyemedik o durumu. Ya işte, abi çok teşekkür ederim yani, senden böyle övgüler duymak benim için çok önemli yani. Ya birileri fark etsin istiyorum. Bir yerlerde birisi bir güzellik yapıyorsa Onur, bir yerlerde birisi bir güzelliğin parçası, merkezi, kenarı, çeperi, her neresiyse, varsa, oluyorsa mutlaka onun sesini duyurmak lazım. O insanı herkeslerle iletişime geçirmek lazım. Benim hayatımda son yıllarda böyle bir iki tane senin jenerasyonundan, belki bir üst jenerasyonundan grup girdi. Onlarla tanışma fırsatı oldu ve bunların hepsi geziden sonra oldu. Ben o insanlarla, o gruplar, ben hayatımda hiç ummazdım yani, benden böyle 10-15 yaş küçük gençlerin konserine gideceğim de yanımda benden 15 yaş büyük herif de aynı şarkıyı söyleyeceğim. Herif 60 yaşında, ben 45 yaşındayım. Yanımda bir tane 25'lik delikanlı var. Üçümüz aynı şarkıyı söylüyoruz. Yani bu güzelliklerin yaşanmasına birimizi bir şey fark et. Bir şey oldu dışarıda sanki. Bir saniye. Sen İzmir'desin değil mi? Evet. Ha, ben İstanbul'dayım. Burada bir şey. Ama merkezde değilim. Bir dakika. Aha. Sahilde fetih kutlamaları vardı sanırım. Evet. Çok güzel. Bugün camileri de fethedeceklerdi. Evet. Öyle bir çalışma vardı bugün. Şu an patlatıyorlar. Havai fişek gösterisi var. Ya patlatsın, eğlensin insanlar. Hak ettiler yani. Evet, evet. Yani. Hak ettiler. Özel hak bir gün gerçekten. Ne kadar hak ettiler acaba? Ya işte hepimiz için özel bir gün yani. 29'u değil mi? Herkes kendi kutlamasını yapıyor Onurcuğum. Eyvallah i̇şte abi, sağlığına, sağlığına. Levent abi sağlığına. Bütün herkese sağlığına. Eyvallah. İyi ki varsınız. Arkadaşlar sağlığınıza, izleyenler sağlığınıza. Sağlığına Ozbi. Eyvallah. Evet. Siz dün var mı? 2 dakikan var mı, sana şiir okuyayım mı? Olur abi. Oku. Ya nasıl oluyor, nasıl olacak bakalım, şeyin üstüne mi okuyacaksın, müziğin üstüne mi okuyacaksın? Yok yok, ben sana şiir okuyacağım. Tamam. Yani hiç öyle müziğin üstüne falan okumak gibi bir isteğim yok yani. Türk dilinin en büyük şairlerinden bir tanesinin ölüm yıl dönümüydü.
34 yıl olmuş işte öyle. Çok, ondan çok sana güzel yazıyor o adam ya. O adam çok güzel yazıyor ya. Ya o adam galiba yani bu şimdi bana sorarlar hani şimdi tabii ki Nazım Hikmetler başka bir yerde duruyor. Sabahattin Ali'ler başka bir yerde duruyor. Ya hepsinin ayrı bir güzelliği var. Herkesin ayrı bir güzelliği var ama beni galiba en iyi anlatan şair. Of. Edip Cansever. Canım insan. Her yere yetişilir. Hiçbir şeye geç kalınmaz ama çocuğum beni bağışla. Ahmet abi senle bağışla. Boynu bükük duruyorsam eğer içimden öyle geldiği için değil. Ama hiç değil. Güzel Ahmet abim benim. İnsan yaşadığı yere benzer. O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer. Suyunda yüzen balığa, toprağını iten çiçeğe, dağlarının tepelerinin dumanlı eğimine, Konya'nın beyaz, Antep'in kırmızı düzlüğüne benzer. Göğüne benzer ki gözyaşları mavidir. Denizine benzer ki dalgalıdır bakışları. Evlerine, sokaklarına, köşe başlarına öylesine benzer ki ve avlularına bir kuyu halkasıyla sıkıştırılmıştır kalbi ve sözlerine. Yani bir cep aynası alım satımına belki. Ve bir gün birinin adres sormasına benzer. Sorarken sorarken üzünçlü bir görüntüsüne, camcının cam kesmesine, dülgerin rende tutmasına, böyle bir cigara yakımına, birinin gazoz açmasına, minibüslerine, gece kondularına, hasretine, yalanına benzer. Anısı işsizliktir, acısı bilincidir. Bıçağı gözyaşlarıdır kurumakta olan. Gülemiyorsun ya, gülmek bir halk gülüyorsa gülmektir. Ne kadar benziyoruz Türkiye'ye Ahmet abi. Bir güzel kadeh tutuşum vardı eskiden. Dirseğin iskemleye dayalı, bir vakitler gökyüzüne dayalı dedim ben. Bera paketinde yazılar resimler. Resimler cezaevleri, resimler özlem. Resimler eskiden beri. Ve bir kaşın yukarı kalkık, sevmen acele dostluğun çabuk. Bakıyorum da şimdi o kadeh bir küfür gibi duruyor elinde. Ve zaman dediğimiz nedir abi? Ahmet abi? Biz eskiden seninle istasyonları dolaşırdık bir bir. O zaman Malatya kokardı istasyonlar, Nazilli kokardı. Ve yağmurdan ıslandıkça Edirne postası, kıl gibi ince İstanbul yağmurunun altında esmer bir kadın sevmiş gibi olurdun sen. Kadının ütülü patiskalardan bir teni, upuzun boynu kirpikleri ve sana Ahmet abi uzaktan uzaktan domates peynir keserdi sanki. Sofranı kurardı, elini bir suya koyar gibi kalbinden akana koyardı. Cezaevlerine düşen çıranı getirirdi. Çocuklar doğururdu. Ve o çocukların dünyayı düzeltecek ellerini işlerdi bir dantel gibi. O çocuklar büyüyecek. O çocuklar büyüyecek. Bilmezlikten gelme Ahmet abi. Umudu dürt, umutsuzluğu yatıştır. Diyeceğim çünkü yok olan bir şeylere de benzerdi o zaman sinenler. Oysa o kadar kullanışlı ki şimdi hayalsiz yaşıyoruz neredeyse. Çocuklar, kadınlar, erkekler, trenler tıklım tıklım. Trenler, cepheye giden trenler gibi. İşçiler, Almanya yolcusu işçiler, kadınlar, kimi yolcu, kimi gurbet bekçisi. Ellerinde bavullar, fileler, kolonyalar, su şişeleri, paketler. Onlar ki hepsi bir tutsak ağaç gibi yanlış yerlerde büyüyenler. Güzel Ahmet abim benim. Gördün mü bak? Dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi istasyonlar ve dağılmış pazar yerlerine memleket. Gelmiyor içimizden hüzünlenmek bile. Gelse de öyle sürekli değil. Hiç az müziği gibi gelip geçiyor hüzün. O kadar çabuk, o kadar kısa. İşte o kadar. Ahmet abi, hüzünüm. Menin neye kanar? İş değil. Tırnak değil. Bir mendil. Niye kanar? Mendilimde kan sesler. Yeah, 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 yeah. Whoa.
yandıkar tutmuş o şehirden dön. Bu nasıl sevda? Of, acılar kusmuş o şehirden dön. Bu nasıl kavga? Of, dıkar tutmuş o şehirden dön. Of, 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 dıkar tutmuş o şehirden dön. Bari söyle güneş toplasın, sabaha kalmaz yanındayım. Korkularımı anlatacağım ilk önce. Dizimin kanadı ilk günüm. Sevmeye yeltendiğim ve sevilmediğimi anladığım ilk gün. Acının korkuları kuşattı, öylesiye savaştı o ilk gün. Sonra diyeceğim acı korkuları yenmişti. Ruhumun kederen göz kararmış, körlüğüne birkaç cenaze vermişti. Değişmişti çocukluğumun yazgısı. Sevmeyi bilmeyenlerin meyhanesinde çıraklık yapmıştı sadece. Bir parça ormanda yürür, denize çıplak gideriz sonra. Sonra içeriz bak. Karıştırmadan birkaç duble rakı veya şarap. Sen anlatırsın ha. Öyle özledim ki bana bir şeyler anlatmanı. Bana kurşunların ağırlığından bahseder. Savaşın yaşanmış tüm acıları kustuğunu anlatırsın. Acı yaşandıkça korkusuz sanar ya insan kendini. İşte o illüzyona nasıl küfrettiğini anlatırsın. Sonra bir Bukowski pervasızlığı sarar ruhunu. İki afilli cümle parlatırsın. Çamur yer, şekeri sevmem. Nerede lan benim viskimler? Ardından bir şarkı patlatırsın. Dağ yeşerir, dağ yeşerir. Oh, 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 oh. Dıkar tutmuş o şehirden dön. Bu nasıl sevda? Of, acılar kusmuş o şehirden dön. Sağlığınıza abi. Kardeşim, ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Şairin yine sağlık. Dediğimden severim. Bu şiiri Ahmet Arif'e yazmıştı değil mi? Ahmet Arif. Evet. Ahmet Arif'e yazıyor değil mi şiiri? Ne adamlarmış be kardeşim. Onlar güzel insanlar. Şimdi abi, onlardan bir tanesi mavi gözlü bir devdi. Kadının hayali minnacık bir evdi. Bahçesinde Ebru'liyi, hanımeli açan bir ev. Bir dev gibi seviyordu dev. Ve elleri öyle büyük işler için hazırlanmıştı ki devin yapamazdı yapısını. Çalamazdı kapısını bahçesinde Ebru'liyi, hanımeli açan evin. O mavi gözlü bir devdi, minnacık bir kadını sevdi. Mini minnacıktı kadın, rahata açıktı kadın. Yoruldu devin büyük yolunda ve elveda deyip mavi gözlü deve girdi zengin bir cücenin koluna. Bahçesinde Ebru'li, hanımeli açan eve. Şimdi anlıyor ki mavi gözlü dev, dev gibi sevgilere mezar bile olamaz bahçesinde Ebru'li, hanımeli açan ev. Madem sevdadan girdik,
Nazım Hikmet'in de herhalde mavi gözlü devi yaşıyoruz be. Bir şey diyeceğim sana. Gerçekten merak ediyorum yani. Söyle abi. Dinliyorum. Seviyor musun sen aşık olmayı? Vallahi bilmiyorum ki abi ya. Yani insan ne için yaşar ki yani, ne bileyim. Böyle yani. Yani çok şey için. Ya yok, şey anlamında hani bir aşık olma ile ilgili şöyle bir gerçek var ya hani, sadece yaptığın işe de aşık olursun. Ne yapıyorsan ona aşık olma ile ilgili bir şey söylüyorum hani. Yani bir yaptığı işe aşık olmadan yaşamak da birazcık zor. Yani birçok bakımdan zor yani. Benim açımdan zor yani. Bir yaptığım şeyi severek yapmayı ve ona böyle aşk ile bağlanmayı seviyorum. Hani ne olursa olsun. Ve yazdığım şeyle, yani yazarak bir şeyler yaptığım zaman diyor sanki hani yazarak yaşıyorsun. Aşık olmayı seviyor musun diyorsan eğer, çok seviyorum yani. Hayatım bunun üzerine kurulu. Şeyde, sahnede olmak da bir aşkı yaşıyor olma haline dönüşüyor mesela. Bir şarkı yazdıktan sonra o şarkıyı sahnede yaşıyor olma hali mesela büyük bir aşkı ritüeline dönüşüyor benim için. Çok oyunculuk özlüyor musun? Ya oyunculuk, ya ben sahneye çıktıktan sonra hiçbir şey özlemiyorum ya. Benim sahneye çıkarın. Benim zaten çıkarım da bir oyun diyorsun. Yani hani böyle şey yani, hani eskiden şey hayallerim vardı hani böyle ya sinema yapmak istiyorum. Hala da yapmak istiyorum. Sinema onun içinde olmak isterim yani. Tiyatro da isterim ama sahneye çıktığım günden beri yani beni sadece hani o sahne ambiyansını, o sahnenin içerisinde olma halini, o sahnenin üstünde olma halini yaşamak benim için çok değerli bir hal aldı. Yani çünkü o enerji cidden, o enerji müthiş bir şey yani. Peki, benim yaşamak çıkıyor? Benim yaşamaktan en çok keyif aldığım şey şu anda sahneye çıkmak. Başka bir şey değil yani hani. Nerelerde çıkıyoruz? Vallahi abi. Bu ara sadece senin yayınına çıktık işte. başka bir yerde olmayacak herhalde böyle Eylül'ün sonuna kadar, bilmiyorum. Eylül'e kadar. Eğer olsaydı eğer en son İF Beşiktaş'ta çıktık. Ankara'da 6.45'te çıktık. 6.45'in diğer yani İF, yani Ankara'da da çıktık. Eskişehir'de 212'ye gidecektik. Antalya'da zaten Holiston'da hep çıkıyorduk. İzmir'de zaten BIOS vardı ama İzmir'de Hangout'ta Mayıs'ta çok büyük bir konser yapmayı planlıyorduk. Kadıköy Durak X'larda gene çok büyük bir konser planlıyorduk. Hepsi başka bir ara kaldı şu anda. Sadece şeyi yapabildik. 4 Mart'ta İF Beşiktaş'ı yapabildik. O zaten bizim için patlama noktasıydı yani. İçerisi fulldü, kalabalıktı yani. İlk defa böyle full lime lime insana konser yapmıştım. Benim için yani 1000 kişi vardı ve çok heyecanlıydı. Benim için çok iyiydi yani. O enerji çok güçlüydü mesela. Yani o enerjinin aynısından 100 kere daha yaşayayım herhalde, ondan sonra ölebilirim. 50 dolmuş. Yani şey çok ilginç oluyor Onur. Sahneye çıkıyorsun. Ben hayatımdaki ilk kalabalık oyunumu oynadığımda Bursa'daydım. Bursa'da Kültür Park'ta açık havadaydım. Hı hı. Ve o kadar acayip bir şeydi ki 5000 kişiye yakın seyirci vardı içeride. Temmuz ayı çok sıcak. Bir gece öncesinde korkunç içmişiz. Ayılamamışız. Temmuz'un 3'ü ya da 4'ü. Sana tam tarihi de söyleyeceğim. 3 ya da 4 Temmuz 1997. Eyvallah abi, geliyorum. Korkunç bir sıcak var Bursa'da. Bizim tabii o sıralarda iklim değişikliğinden, iklime neler yaptığımızdan tabii bizlerin daha haberi yok. Tabii konuşuluyor yörelerinde falan. Kerem abi sabah beni gördü. Rahmetli Kerem Yılmazer. Ne yapıyorsun ya dedim. Ben böyle, abi dedim, ben çok kötüyüm. Nefes alamıyorum. Çok kötüyüm dedim ya. Kalk dedi, kalk gel buraya. Kimler dedi bu durumda? Kimler bu durumda dedi. Kerem abi dedim, bir
maymuna döndük abi dedim. Dedi. Teleferiğe gittik. Teleferikle sarı alana çıktık. Ve yani hani bilirsin zor geçmiş gecelerin ertesi gününde bir şey yiyip içmek istemezsin. Biz sarı alana çıktık. Sarı alanda kendin pişir kendin ye olayına girdik. Abi dağdayız yani Allah'ın Temmuz ayı. Şahane bir hava var. Kerem abi canım. Yaylaya çıkmış gibi böyle serdiniz orada. Vallahi hayatımda gördüğüm en şey adamlardan, naif adamlardan biriydi. Klas adamlardan biriydi. Neyse. Tamam mı dedi, iyi misiniz gençler dedi. İyiyiz abicim dedim yani. Gayet iyiyiz. Çok teşekkürler. Biz dedim sahneye nasıl çıkacağımızı bilmiyorduk vallahi dedim. Atladık teleferiğe indik aşağı. Tabii dağ havasını alınca dağda şimdi aşağısı 40 derece, dağ 20 derece. Şimdi 20 derecede Temmuz'da dağda şahane oluyorsun. Aşağı indik gene sıcak bir damarları açtı, bir salakladık falan filan. Sonra açık havadaki oyuna girdik. Yani oyunda bu işte para avcısı, şimdi günümüzde böyle jigolo denilen tipler var ya, kadınları ayartıp onlarla evlenen falan filan. Onlar jigolo olmuyor. İşte yaşlı bir kadına, yaşlı bir kadını kafalıyorum, mirasına konacağım falan filan, öyle bir oyun. Oyun müzikal, Kuyruklu Yıldız altında, rahmetli Savaş Dinçel'in yönettiği şahane bir oyundu. Yıllarca oynadık biz o oyunu şehir tiyatrolarında. İkinci Lüküs Hayat diyorlardı ama oyun bir süre sonra benim de ayrımlanma maalesef bitti. Neyse, askere gittim çünkü. Oyun başladı. Ben orada takma bir bıyık kullanıyorum. 5000 kişi izliyor. Seyirci böyle falan filan. Ve ben ilk defa Bursa'da profesyonel olmuştum. Bir yıl sonra tekrar Bursa'ya döndüm. Yani beni Bursa Devlet Tiyatrosu'nda da izlemiş seyirciler vardı açık havada. Üst kattan alt kata bağırıyorum. Kavga ediyoruz. Alt kat, üst kat bağırıyoruz birbirimize falan filan. Tabii hava bu kadar sıcak. Ben de bu kadar olunca benim bıyığın yarısı düştü. Ben bıyığı tutup böyle bağırmaya çalışıyorum. Bıyık atıyor, buradan atıyor, oradan atıyor. En son dayanamadım. Yeter mi diye bıyığı çıkarttım. Sahneyi oynamaya devam edeceğim. Bir an böyle bir ani bir sessizlik oldu her yerde. Yani böyle bir çıkmaz ya. Dedim. Bir alkış başladı. Ben hayatımda şimdi ilk defa 5000 kişiden ara alkışı alıyorum. Dizlerimin üzerindeyim. Dizlerimin üzerinde dururken nereden aklıma geldiyse seyirciye küçük bir baş selamı yaptım. Biliyorum, birime soktum. Arkadaş ben bunu yaptığımda yani 23-24 yaşındayım yani. Hani biliyorsun yeni yani, yeni üzerinde öyle bir hani o suplekslere sahip olmak bayağı bir zaman isteyen bir şey. Evet evet evet. Yani orada mesela ani bir şekilde karar verip bıyığı atıp devam etmek. genç, yeni bir oyuncu yapabileceği bir şey değil yani. Sahne bitti. Arkadaşlarımdan bir tanesi yanıma geldi. Benim jenerasyonumdan bir arkadaşım. Başka bir konservatuvardan mezun. Hiç unutmayacağım bir lafı etti. Elimi tuttu, gözlerimin içine baktı. Başarılarının devamını dilerim dedi. Ulan bıyığım çıkmış altı üstü yani. Bıyığım çıkmış ya. İnsanlar garip abi ya. Ya ben müsaadenle bir çakmak alıp geleyim mi ya? Atış. Gel. İçebiliriz gel, değil mi? Sorun olmaz. Senin YouTube kanalın sonuçta yani. İçebiliriz değil mi? Sorun olmaz. Sigara bence içebilirsin. Niçin içemeyesin yani? Ne bileyim, söylemedim abi. Yani kanal senin ben yani. Ben de sevdiğin bir problem varsa altta yazar bizi zaten. Abi ulan rakı içiyoruz. Sigara mı içmeyeceğiz? Yapalım. Allah Allah. Rütük baksın kendi kanallarıyla uğraşsın. Bize ne uğraşacak yani? Gelir. Levent Üzümcü'nün YouTube kanalını kapattık. İyi bok yediniz. Allah'ım yarabbim ya. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Gülmek serbest mi? Gülmek serbest. Gülmek serbest. Şimdi benim tabii sevgili YouTube izleyicileri, yalnız başıma yapmıyorum. Öyle bir şey var, böyle bir yalnız başına program yapılsın, yalnız başına olunsun gibi bir şey var. Hayır efendim. Bu akşam öyle bir şeyimiz yok. Bu akşam güzel rakılı yapıyoruz. Rakı sohbeti yapıyoruz. Ve o çakmağını alırken Onur, ben size bir tane şiir okuyorum. Seviyorum seni. Ekmeği tuza banıp yer gibi. Ateşler içinde uyanarak ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi. Seviyorum seni.
ağır posta paketini bilirsiz, telaşlı, sevinçli, kuşkulu açar gibi. Seviyorum seni. Denizi ilk defa uçakla geçer gibi. İstanbul'da yumuşacık kararırken ortalık, içimde kımıldayan bir şeyler gibi seviyorum seni. Yaşıyoruz. Çok şükür der gibi. Yine Nazım Baba'dan bir güzel şiir ve tabii ki hepimizin de çok iyi bildiği bir bestenin de sözleri. Seviyorum seni. Ekmeği tuzağlanıp banıp yer gibi. Kim neydi ya bu? İsmi neydi abinin? Onur değil miydi ismi? Onur Akın. Evet. Yani. Bir anda şey. Adaşım bir de. Adaşım bir de. Sen de ismini hatırlayamadın o anda yani. Yani bir şey yani hani değişik bir abimizdi o da. Şu aralar hiç şarkı evet, yapmıyor. Yani. Ben de canlı yayın yaptım kendisiyle. Gayet zımba gibi. Öyle güzel mi? Şarkısı tabii ki. Eyvallah. Aynen başka neler vardı? Onda başka neler vardı öyle ünlü bilinen besteler, şarkılar? Onu kendi, o şiiri kendi mi bestelemişti yoksa başka birisinin bestesini mi okuyordu? Hayır, benim bildiğim kadarıyla onun bestesi. Ha, yani o Nazım'ın şiirini alıp besteleyip bu hale getiriyor. E ama yani çok vardır. Bak ben sana mesela bir tane okuyayım. Sen Hasan Hüseyin Korkmazgil'den bir tane şiir okuyayım ben sana. Ben onu buluncaya kadar belki sen bir şeyler tıngırtatırsın. Çünkü bir anda şimdi bu oldu böyle. Her şey bir anda oldu. Bir anda. Her şey bir anda oldu. Bir anda doğdu geceler. Kimin şiiriydi o? Bir anda oldu. Bir Hasan Hüseyin Korkmazgil. Bir dakika şimdi onu sana hemen bulacağım. Oradan şahane bir şey yapacağız. Reverb'ümü de açayım mı? Aç. Anam be. Geliyor mu? Reverb duyuyor musun? Aman aman. Ama gitar çalamıyorum. Sıkıntı o. Ne diyorsun ya? Vallahi çalabilsem çok güzel söyleyeceğim de çalamıyorum ki söyleyeyim. Öyle bir de yani gitarı çalamamaktan kastın bu işi bilmiyor olmak olmasa gerek. Ya çalmayı beceremiyorum. Ne diyorsun ya? Gitar çalmayı beceremiyorum yani öyle. Allah Allah. O zaman yani, sen gitar çalma sen söyle. Ya ama işte müzik olmadan da söylemek. O zaman ben sen girmeden okuyayım mı ben şiirimi? Hadi gel. Tamam. Arkadan ben sana şey yapacağım şimdi. Vokal, voice sync yapacağım şimdi. Sen bakalım şiirin bestesini hatırlayabilecek misin? Belki oradan girersin. Allah Allah. Bir daha. Tabii. Yaşayanlar bir gün ölür elbette. Ağaçlarla, balıklarla, kuşlarla. Ben amenna. Ağlayanlar bir gün güler elbette. Uyanmakla, anlamakla, bilmekle. Ben amenna. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alır elbette. Direnmekle, kurtulmakla, barışla. Ben amenna. Öyle bir yerdeyim ki ne karanfil ne kurbağa. Öyle bir yerdeyim ki bir yanı mavi yosun dalgalanır sularda, bir yanı çocuk parkı çığlık çığlığa. Öyle bir yerdeyim ki anam gider Allah Allah, dölüm düşmüş sokağa. Dostum, güzel dostum. Bu ne beter çizgidir bu. Bu tam denge. Yaprak döker bir yanımız bahar bahçe. Hatırladın dostum, mı? Dostum, güzel dostum. Ne aman çizgidir o. Öyle bir yerdeyim ki yardım edin. Dur bakalım. Şarkının akorlarını çalabilecek miyim? Öyle nasıl çalarız bunu? Akorlarını ver bana sevgili dostum. Öyle bir yerdeyim ki, öyle bir yerdeyim ki, bir yanımız yanılır. Böyle ufak bir şey çalabilirim sanırım. Hadi bakalım. Öyle bir
ki öyle bir yerdeyim ki, bir yanım maviyosun dalgalanır sularda. Allah belanı vermesin, geliyor. Dostum dostum, güzel dostum, bu ne aman Allah. Çizgidir bu. İşte bunu çalamıyorum abi. Ama bir dakika, bir dakika istiyorum sadece. Evet. Allah ya, çalamıyorum. Yani o zaman dostum dostum, güzel dostum. Ulan bunu burada mı söylüyormuş ya? Ben çalamadım abi. Ben anca şöyle çalabilirim. Dostum bir yanımız bahar bahçe, dostum dostum, güzel dostum, bu ne beter çizgidir bu, bu ne çıldırtan denge, yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe. O zaman ben başka bir şey yaparım. Çalabildiğimi söylerim. Hayır, çalabildiğimi söylerim. Yap bakalım. Yazar, çizer kafam, çizer dünya benimdir, bilirim. Olur içer gönül, içer yazar, içer onur, bilirim. Bazen bazen yazdıklarım hep ölür gider, bir umut doğar gelir elbet, yazarım çizerim çizerim. İki akkor çalabilirim, olsun 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 olsun, Levent başkan olsun olsun, sigaram dumanı tütsün dursun, bazen bir aşk beni bulsun. Ay bir de çalabilsem. Yani bu çok mu takıyorsun acaba sen gitara kafayı ya? Yok, kafaya takmıyorum ya. Kafaya taksam çalar mıyım abi? Kafaya taksam çalışmam yani.
Ya umurumda değil ya. Ne yapacağım insanlar çok iyi biliyor yani. Yani neler yapabileceğimi de çok iyi biliyorlar. İzleyenlerin birçoğu biliyor. Hani belki tanımayanlar şimdi ne yapıyor la bu deniyor diyebilir ama dönüp bir şarkı yaparlarsa boyların ölçülerini alabilirler arkadaşlar. Peki bir şey diyeceğim. Sevdiklerin kim? Yani şiirdir, edebiyattır. Gerçekten. Evet. Hani evet, romanda şiirde böyle abi hastasıyım dediklerin kim? Yani bazen gün be gün değişiyor abi ya. Yani şimdi mesela Can Yücel şiiri okuyorum. Bir tane Davet diye bir şiiri var. Sinirlerim alt üst oluyor. Bir hafta o böyle bir şey oluyorum. Yani hani Can Yücel oluyorum. Sonra Adnan Yücel oluyorum falan, böyle bir şey oluyor. Hani bazı şiirleri mest ediyor bazı insanların. Orhan Veli'yi çok seviyorum. Yani o sadelik falan beni bazen böyle şey yapar. Yani dümdüz bir yerden çok şey anlatabilmek yani çok önemli çok önemli bir şey gelir. Çok önemli hissettirir yani. Adamın kendisi çok önemli hissederse. Orhan Veli ile ilgili hep öyle bir hissim vardır. Yani çok önemli bir insanmış. Önemsiz bir hayat yaşamış gibi üzülürüm yani kendisine. Cemal Süreya böyle bazen çok Cemal Süreya çok iyi ya biraz Cemal Süreya sanırım bayağı iyi yani. Yani şeyden dolayı söylüyorum bunu, çok çok alay etmiş yani, çok böyle hani çok rahat alay edebiliyor ya, hani böyle birazcık onun o tarafı açık ya, o yüzden birazcık mesela onu kendime yakın hissediyorum hani bizimkilerden. Hatta belki yani Bukowski de bileyim Cemal Süreya ile Can Yücel'in karışımı gibi olabilir mi? Belki biraz. Charles Bukowski yani. Onu da severim ama yani o ikisinin mesela, çünkü Cemal Süreya'nın bazı şiirlerinde bazı şeyler söylüyor yani. Hem herkes anlamıyor, anlamaz yani, anlaması çok zor. Hem anladığı zaman çok eğlendiğin şeyler yapıyor yani, böyle değişik birkaç şiir benim aklıma almıştı yani, öyle söyleyeyim. Tabii Edip Cansever çok iyi. Yani o ikinci yeniciler topluca. çok iyi. Onları paket olarak istiyorum. Onlarla hepsiyle ayrı ayrı tek tek böyle 10 gün boyunca hepsiyle tek tek rakı yapmak isterdim yani, böyle 3 saat. Ben 5 saat. Zaman, sana bir hikaye anlatayım. 91 yılı biz İstanbul'a geldik. Konservatuvarda okurken Eskişehir'de o sıralarda bir tiyatro olmadığı için biz ne yapıyoruz? Tabii kalkıyoruz İstanbul'a, Ankara'ya gidip oyunlar izliyoruz Eskişehir'den. Hayatımda ilk defa İstanbul'a geldim. Hayatımda ilk defa Taksim görüyorum, Beyoğlu görüyorum. Sen İstanbul'dusun değil mi? Evet, evet. Ya burada doğdun, büyüdün. Hani evet. Senin için normal bir kalabalık tabii. Ben Allah'ın İzmir'de bizim yani Kıbrıs şehitlerinde gördüğümüz kalabalık. Ne olacak yani hani? Bir en çok kalabalık Hıdrellez'de olur bizde. Millet birbirine ezer yollarda falan. Ne kadar yani? O da eskidendi. Artık o da kalmadı. Şimdi canım. Şimdi yani. Yürüyorum. Beyoğlu'na girdim ömrümde ilk defa. Bir titremelere başladım. Hayatımda ilk ve sondu bu. Hani böyle foyleri olan falan filan. Bir herif öyle titrek falan biri değilimdir. Bir arkadaşım var, Mustafa. Mustafa dedi ki ne yapıyorsun ya dedi. O İstanbul. Abi çok korkuyorum. İnsanlar üstüme geliyor. Yiyecek bunlar beni dedim. Gel dedi. Lades'te ara soktu beni. Sen çok iyi biliyorsundur muhtemelen. Neresi ara sokakta mi? Lades tavukçusu. Böyle yumurtalı tavuk yapar. Tavuk yapar falan. Böyle. Çok eskide o zamanlar vardı. Hala biliyor mu bilmiyorum. Lades tavukçusu diye ucuza tavuk eti yiyorsun işte. Eyvallah. Oraya girdik falan böyle ben. Artık yani insanlar üstüme geliyorlar. Ne yapacağımı da bilemiyorum. İstanbul benim için bir parça bu. Anlatabiliyor muyum sana? Kargaşa yani kargaşa ve kaos. Ama biz Akdeniz'in küçük girintilerinden bir tanesinden geliyoruz ya. Ben de böyle bir iyilikler, güzellikler arıyorum kendime. Mustafa dedi ki Çiçek Pasajı'na gidelim mi? Dedim hep duyuyorum adını, hadi gidelim. Yaşım 18. Oradan Çiçek Pasajı'na girdik. Çiçek Pasajı'ndan çıktık Aslan Mescid. Tabii bunların ismini sonra dönüyorum. Cumhuriyet Meyhanesi'nin önünde Cevat Çapan, bizim Dünya Tiyatro Tarihi hocamızdı. Aa Cevat Hoca dedim ben.
Ve bu arada şimdi 18 yaşında senin Cevat Çapan'a bakışınla sonradan Cevat Çapan'ı öğrendikçe Cevat Çapan'a bakışın aynı olmuyor. Cevat Hoca hayatta 90'larında sanıyorum şimdi. Bülent Ecevit ve Can Yücel'le birlikte Londra'nın ev arkadaşı. Onlar özel öğrenci kadrosuyla oraya gönderilmişler. Bu arada Cevat Çapan İngilizlere, İngiltere'de Shakespeare dersi veriyor. Hani hani bu adamın ne kadar hani önemli bir kişi olduğunu hani anlatmalara doyamam. Ben aa baktım yanında Melih Cevdet Anday. Oo. Böyle bir Ekim-Kasım havası, hafif kapalı bir hava İstanbul'da, gri bir hava. Biliyorsun Cumhuriyet Meyhanesi'nin üstü böyle şey sarmaşıklar, onlar böyle hafiften sararmaya başlamış falan. Hafif bir yağmur başladı. Biz de işte onların yanına gittik. Hocam merhaba falan. Melih Cevdet orada abi. Melih Cevdet yani. Yani olsun. Bir anda böyle hafiften bir yağmur böyle tıpır tıpır bir yerlerden geliyor falan. Biz ama böyle hayran hayran bakıyoruz. Masa kalabalık. Hmm. Ceplerinden birer tane beyaz kağıt çıkartıp rakılarının üzerine koydular ki rakının içine su kaçmasın diye. Of, artık doğarmış ya. İşte böyle hayatlar yaşıyorlar. Yani Melih Cevdet Anday'ın da bir oyun, bir Mikado'nun çöplerini oynamıştım şeydeyken, yani tiyatro eğitimi alırken oynamıştım. Bir de içeridekileri oynamış mıydım, okumuş muydum sadece? İçeridekiler diye de bir oyunu vardı değil mi abi? Var. Mikado'nun çöpleri var. Işte, komiser var, mahkum var, baldız var. Evet. İçeridekiler... Sıkıntılı bir oyundur yani. Acayip bir oyundu. Ya vallahi bazı oyunlar sıkıntılı. Bazı oyunlar mesela o dönemde yazılmış çok sıkıntılı oyunlar var. Bunlarda ya sıkıntıdan kastımız nedir? Hani artık günümüz dünyasıyla da çok iletişimi yok oyunun. Fakat o dönemde yazılmış, isim de yapmış. Mesela Çiçu vardır. Aziz Nesin'den. Onu bilmiyorum. Hani böyle evde yalnız başına kalmış ve mankenlerle sonradan belki de şimdi günümüz yorumlarıyla şişme kadınlarla seksten bahsetmiyorum. Bir yalnızlık duygusunun dışarıdan bahsediyorum falan. Böyle şeyler var yani. Bu edebiyat hikayesi deniz derya. Konuşmayı çok seviyorum. Edebiyattan anlayan, şairleri bilen, romanları okuyan, okumuş olan birileriyle oturduğumda böyle müthiş keyif alıyorum mesela tutunamayanları bilen biri varsa. Oturayım da Türkiye'deki, bugüne kadar herhalde Türkiye'deki aydın sorununu bu kadar güzel anlatan başka bir yazar da var mıydı bilmiyorum yani. Yani. Tutunamayanları tam okuyamadım abi, bitiremedim. Ben yani istersen kapatabilirsin. Yok yok, bir şey söyleyeceğim sana. Tutunamayanlara başlayanların %80'i mi, %40'ı mı, 60'ı mı ne bir şeyi bitiremiyormuş kitabı. Ama ben normalde başladıktan sonra tutunup yani şeyi tutulur ve giderim. Yani mesela şeyi hala hatırlıyorum. Çok uzun zaman önce başladım. Turgut'un sanrılarını, evde tek başına kendi kafasından geçen hikayeleri falan hatırlıyorum ismini. O yani o ambiyansını, kitabın ambiyansını, ne anlattığı ambiyansı hatırlıyorum ama 100. sayfada falan kalmıştım. Sonra da okuyamadım ama nedenleri kitapla ilgili değildi nedenleri. Kitap böyle ağırdı da o yüzden okuyamadığımla ilgili bir durum değildi. Benim hayatım çok çalkantılıydı yani o zamanlar hayatım. O yüzden de böyle o kitap böyle bir durdu yani. Hiç bütün kitaplar durdu mesela. Kaç olmuşsun sen? Ben 34 olacağım. 34'üm ya herhalde. Hadi bir 6 yılın kaldı. Sık dişini biraz daha. 86 doğumluymuştu abi yani. Tamam, 6 yılın kaldı, 40'a gelince rahatlayacaksın. Öyle mi? Şimdi bilmezler, bizi izleyen erkek seyirciler varsa onlara söyleyelim, 40'ından sonra erkek şahane oluyor. Öyle mi? 40'ına kadar çekinmez bir yaratıktır erkek. Ama 40'ından sonra iyidir yani. Aşağıda eşim izliyor, duyuyor mu acaba? Buki duyuyor mu? Nasıl gereken o. Şu an şey çocuğumuz olacak. Biliyorum. Son böyle bir 10 gün içerisinde bir kızım doğacak herhalde. Bekliyoruz abi işte. Şu İkizler an kızım mı olacak? Evet. İkizler kızım mı olacak? İkizler diyorlar. Bilmiyorum. Ben dayanacağını düşünüyorum. 15 Haziran'a kadar dayanacağını düşünüyorum. Yok. Açtık artık. Girdik ikizlere. Artık bir şeye kadar dayanmasına gerek yok yani. Doğdu mu ikizler? Hadi bakalım. Bilmiyorum,
Niye korkuyorlar abi bu ikizlerden? Ben anlamadım, bir türlü gitti ya. Canım yaşayacaksın, öyle öğreneceksin. Sonra ara beni. Hayırlı işler, bol güneşler. Buyurun. Hadi. Hadi bakalım. Ben anlamadım gitti ya. Neymiş bu ikizler ya? Of ya. Akdeniz yaraşıyor sana. Yıldızlar terler ya, sen de terliyorsun. Aynı ıslak pırıltı burun kanatlarında. Hiç dinmiyor motorların gürültüsü. Köpekler havlıyor uzaktan. Demin bir çocuk ağladı. Fatma Hanım cumbadan çarşaf silkiyor yine. Ali dumdum anasına sövüyor saatlerdir. Denizi tokmaklıyor balıkçılar. Ve bu sesler işte sessizliğini büyüten toprak. O sesinin sardunyalar gibi konuşkan sessizliği. Hayatta yattık dün gece. Üstümüzde Meltem. Kekik kokuyor ellerim hala. Senle yatmadım sanki. Dağları dolaştım. Ben senden öğrendim deniz yazmayı. Elimden düşmüyor mavi kalem. Bir trendil çıkar gibi sefere, okula gidiyor gibi öğretmenim. Ben de ardından açılıyorum. Bir poyraz çizip deftere. Bir ada var sırf ebabil. Dönüyor dönüyor başımda. Senle yaşadığım günler, gümüş bir çevre oldu ömrüm. Değince güneşine. Neden sonra buldum o kaçakçı mağarasını? Gözlerim kamaşınca senden, ölüm belki sularından kaçırdığım o loş suda yıkanmaktır. Durduk yosundan yeşil, kulaç attıkça mavi. Ben düzde sanırdım yıkıntım, öğrenim, alkolik asarım. Mut'un doruğundaymışım meğer. Senle çıkınca anladım eski Yunan atları var ya hani, yeleleri bükümlü, gün inerken de öyle ağaçtan iz düşümleriyle yürüyor balan tepeleri, yürüyor bölük bölük can, toplu bir güzelliğe doğru. Kadınım, yarışıyorsun sen Akdeniz'e. Ey yavrum benim. Can Yücel. Ya, kadınım. Can Yücel'den yine. Yalnızlığım Sidikli Kontesim benim. Yah ya. Sana çok güzel şiirler okuyacağım. Size çok güzel şiirler okuyacağım. Peki bir şey bakalım. Hayatının, şimdi hani ikizler burcunu bir tarafa bırakırsak eğer, hayatının nasıl değişeceğiyle ilgili bilgilerin var değil mi? Yani şu olacak, bu olacak diye sana söylüyor insanlar. Vallahi bilmiyorum abi. Herkes bir şey söylüyor ama ben yani kendimi Erzincanlı bir ailenin ferdi olarak hissediyorum. Vallahi şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Bilmekle anlamak arasında garip bir fark var Onurcuğum. Kardeşim. Şimdi küçük çocuğa dersin ki soba cız. Çocuk ne yapar? Sobaya dokunmaz. Sorsan der ki soba cız. Ama bir gün dokunur, o bildiği şeyi anlar. Ve ondan sonra der ki aa soba cız. Bu sefer anlamıştır artık yani. Bizim hayatımız da böyle. Şimdi sana insanlar gelecektir baba olmakla ilgili. Eşine geleceklerdir, anne olmakla ilgili binlerce şey söyleyeceklerdir. Siz bunların hepsini biliyorsunuz aslında. Ben size sorsam, sınav yapsam hep de doğru cevaplarsınız soruların hepsine. Ama bilmekle anlamak arasında bayağı büyük bir fark var. Evet, çocuk doğduktan sonra biraz uykusuz kalacağız, altını temizleyeceğiz falan filan diye söylediğin şeyler pratiğe bindiğinde ve sen onu anlamaya başladığında iş başka bir şey oluyor. Kakasını yaptığında, sırtına kadar kakası çıktığında onları temizlerken sorun yok. Olmayacak da. Ama uykusuz kaldığında, saatlerdir uyuyamadığında ve o seni uyutmadığında, böyle sabaha karşı saat 4'te biraz çocuğa sen bakar mısın diye işin seni dürttüğünde, onun sağmış olduğu sütü alıp da ona içirmeye başladığında uyuyakalacaksın. Kafan düşecek. Alıştığınız bir ritim var çünkü. Böyle o senden ilgi bekliyor ve sen yoksan o yok. Onun için güzel zamandır. Keyfini çıkartmanı dilerim. Baba olmanın hayatını ne kadar değiştireceğini biliyorsun ama daha anlamadın. Ya aslında bilmiyorum da abi. Yani ben öyle şeyleri çok fazla düşünen birisi olmadım hiçbir zaman. Yani böyle bilmiyorum ya. Yaşadığım zaman göreceğim. Ya ben sadece bir çocuğum olacaksa ve o
olmasın yani bir çocuğumun olması olayından asla kaçmak istemem. Yani ben böyle birisi değilim yani hani. Yok kaçmakla değil zaten bahsettiğim. Yani geçmişte daha genciz hani mesela belki olmayabilirdi de böyle bir şey. Çünkü kendisi birazcık şans eseri oluyor. Evet. Yani çok tatlı bir şekilde. Yani biz de şey dedik yani hani bunun sorumluluğundan kaçacak insanlar değiliz. Yani amenna. Bir şekilde o da yolunu bulacaktır diye düşünüyorum ve bize hissettireceği şeyleri de bekliyoruz yani açıkçası. Hani gelecek hayatımızdaki en önemli varlık olarak hayat devam edecek bizimle beraber. Bunu hissetmek nelere yol açacak bilmiyorum. Benim açımdan. Ben neler yapacağım ve neler hissedeceğim de nelere dönüşecek bu hislerin hepsi onu bilmiyorum. Onu merak ediyorum birazcık. O kadar. Onun dışında elimden geldiğince ilgileneceğim işte yani. Nasıl olacaksa. Bilmiyorum. Ben sana hani kendi tecrübemden bir şey söyleyebilirim. Bunu da bil diye söylüyorum. Nasıl olsa anlayacaksın ileride. Şöyle bir şey söyleyebilirim sana. Ben çocuğum olduktan sonra, ilk çocuğum doğduktan sonra, Ada doğduktan sonra eskiden koştuğum yollarda o yollar sanki buz tutmuş gibi yürümeye başladım. Çünkü bir hayat sana bağlandığı zaman, bir hayat sana bağlandığında öyle oluyor insan. Batu doğduğunda da aynı şey oldu. Ben Batu doğduğunda süratli kullandığım arabayı 60'la kullanmaya başladım. Yani bunlar çok insanın hayatındaki temel değişiklikler bunlar. Vallahi abi yani neyse. Güzel şey be Onur vallahi. Yani bilmiyorum herhalde bizde de öyle olacak. Hayatta bir adımımızı atarken yani koşabileceğimiz yerde durup bir soluklanmamızı sağlayacaktır elbette büyük oranda. Ama yani şu çok güzel bir şey. Mesela olduğun kişiden vazgeçmiyor olmanı sağlaması önemli. Yani mesela şundan bahsediyorum. Bazı insanlar bazı şeyleri gerçekten göze alamayıp korkuyorlar. Korkmalarının sebeplerinden birisinin çocukları olmaması gerekiyor. Yani şimdi mesela Levent Üzümcü neden korkmayıp devamlı muhalif bir tarafta duruyor gibi bir tarafa geçmiyor. Yani bu tarz bir şeyin etkilenmiyorsa diğer kalan şeylerin etkilenmesi önemli değil zaten. Yani şimdi karakterinden yemediğin sürece bazıları çünkü o kadar korkuyorlar ki bulundukları hayatın değişmesinden, bulundukları hayatın mahvolmasından, çocuklarına bakamayacak o hale gelmekten falan. Yani bundan çok korktukları için karakterlerinden yiyorlar. Bu hale getirmesin bu bir şekilde ne bileyim hani frene basmasını biliriz de karakterimizden yediği sürece basmayız yani o frene. Öyle bir durum var. Çok haklısın. Yani, ama bu çok derin bir şey değil aslında Onur. Hani bazen böyle bir derin bir anlam falan filan. Bu öyle bir şey değil. Bu çok büyük bir netlik. Bir şey oluyor. Sen olan şeye karşı bir pozisyon belirliyorsun. Bütün hikaye bu aslında. Eyvallah. Olan şeye karşı pozisyon belirlemek. Hani biraz böyle her yaşamın her anında hayatta kalmaya çalışmak gibi bir güdümüz var ya bizim. Parantez içinde intihar hariç kapa parantezi. Hani bu ayrı bir seçim o başka bir şey. Hani o apayrı bir şey. Ama bizim yaşamaya dair yaşamla ilgili bir refleksimiz var. Doğumumuzla birlikte bizim üzerimizde gelen bir refleks. Benim söylediğim şey zaten kendi karakterinden, kişiliğinden ödün vererek yaşamak değil. Sadece reflekslerin azalmasından bahsediyorsun. Önem sırası değiştiğinde bak şimdi işte diyordum ki tiyatro hayatımın bir numarası falandır. Çocuk doğduktan sonra o bir numaraların ne hale geldiğini gördüğünde çok eğleniyor insan. Yani. Sen diyorsun ya sahne benim hayatımın bir... Evet öyle olacak. Ama o bir numarası olmayacak. Sahne senin hayatında bir güzellik olarak kalacak. Senin ona atfettiğin önemler, yüklediğin anlamlar
artık yavaş yavaş azalacak başka bir yere. Ama bu demek değildir ki işini kötü yapacaksın. Tabii ki işini iyi yapacaksın. Tabii ki işini çok seveceksin. Ama o işi yaparken bile o pırıl pırıl bir çift göz olacak hep aklında. Gariptir bu iş böyle. Eyvallah. Yani o sarıldığındaki koku olacak aklında ve yaptığın birçok şeyde, harekette. O yüzden sana dedim sanki buzlu bir havada, karlı bir havada, buzun üstünde yürüyormuşçasına yürümeye başladım hayatta. Eyvallah. Çocuklar olduktan sonra. Ve bunu şu an hani biliyorsun, anladığın an çok keyifli. Hayatında, ya çocuk olması ne biliyor musun galiba? Onur şöyle söyleyebilirim sana. Yıllardır yaşadığın bir ev, çok iyi bildiğin bir ev var mı? Senin kadar eski bir ev, aileye ait. Var var. Var tabii. Şimdi o evi düşün. Senin hep duvar zannettiğin yerin arkasında başka bir şey olduğunu düşün şimdi. Diyorsun ki burada ne var ya? Tak 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 duvara vuruyorsun. Açıyorsun, başka bir oda çıkıyor karşına. İşte baba olmak öyle bir şey, anne olmak öyle bir şey. O kadar iyi bildiğini düşündüğün bir evin içinde dolaşırken başka bir oda buluyorsun evin içinde. Ve o odayı ilk defa görüyorsun hayatında ve onu ışıklandırıyorsun, derliyorsun, topluyorsun, çok özeniyorsun. Çünkü orasını yeni buldun. Ama yıllardır yaşadığın evin içinde oldu yani. Eyvallah. Teşekkür ederim verdiğin örneklerden dolayı. Sağlığına kalın. Şey. Geliyor bakalım. Hadi bakalım. Yolu açık olsun. İyi insanlar çıksın karşısına. İnşallah. Ay. Hadi bakalım. Peki ben sana bir şey diyorum. Gitarsız da şarkı söylüyor musun sen? Söyleriz abi, niye söylemek? Hayır hayır, söylerizden değil. Hani mırıldanıyor musun? Yani tabii canım. Mırıldanıyor yani. Değil mi insan mısın? Mesela başkalarının şarkılarını söylüyor musun? Tabii canım yani. Oo, yani. Sahne mi yapıyor musun onu? Cover yapıyor musun yani? Sahnede yapmam. Sahne başka bir şey. Yani yemek yaparken, banyo yaparken. Yani başka türlü olmaz. Ya ben bunu gerçekten merak ettiğim için soruyorum sana. Çok beylik bir soru olacak mı? Sahnede şöyle bir durum var. Sahnede bir ara Ahmet Kaya cover yaptık. Beni vuru söyledik sahnede. Çok da keyifli oluyordu. Ama o kadar çok şarkı birikti ki artık Beni Vur söylememek gerekiyor artık. Yani hangi şarkı, sahneye çıkıyoruz mesela, benim şarkılarımdan bunu niye söylemiyorsun? Bunu söyle, bunu söyle. Şahane bir şey. Söylemedin ha falan diye böyle mesela. Birisiyle göndermeye kalkmalar değil mi? Tabii tabii. Yani. Bir de herkesin böyle garip garip gruplar var. Şimdi genelin sevdiği şarkılar var. Çok özel grupların sevdiği şarkılar var. Çok özel insanların sevdiği şarkılar var. Ben de şu şarkına tapıyorum falan diye çıkıp da hiç umulmadık bir şarkının onun içine dokunduğunu öğrendiklerin var. Evet evet abi. Yani bir de şey oldu mesela, şundan sonra da vazgeçtim. Bir ara bir şeydeyken, Antalya'dayken bir sahnede şey geldi. Ahmet Kaya cover söyledik. İşte Beni Vur'u söyledik. Sadece bir tane cover söylüyoruz yani. Hani bir Beni Vur'u söylüyoruz. Başka bir şey söylemiyoruz. Adam sahneye viski gönderdi. Şimdi iyi gül yaprağı dökmemiş üstümüze. Şimdi ben şey oldum böyle, işte viski gönderdik. Aldım mı lan dedim. Arkadaşlar ben pavyon kültürünü bilirim. Ama bana olmaz dedim. Bunu arkadaşa geri gönderin. Bana bir daha da sahneye ne peçete yollayın, ne de viski yollayın, ne de bir şey yollayın. Atacaksanız bardak fırlatın, ona varım yani. Ama bana böyle hani bilmem ne falan. Sonrasında şey dedi herif bana. Herifle oturduk. Herifin niyeti de kötü değil yani. Konser sonrası geldi. İşte ben kırıldım falan dedi. Ama okey dedim. Yani kırıldım da. Ben dedim hani öyle bir cover bar şarkıcısı değilim yani. Barda şarkı söyleyen birisi değilim. Sadece esiyor. Bir tane söylüyoruz yani. O dedi ki onu söyleyince ben dedi hani gaza geldim, yolladım dedi yani. Dedim yani o zaman bundan sonra biz cover söylememeliyiz arkadaşlar. Çünkü böyle hissediyor insanlar. Ondan sonra cover falan bize gelmez. Peki, yani. Çok merak ediyorum. Ben bu Türkiye'de son 10 yılda ortaya çıkmış olan yeni bir müzik akımı var. Kadıköy Sound denilen. Yok abi. Yok yok değil. Yok. Değil. Adı mı başka? Kadıköy Sound aslında 2000'lerde. 97'ler, 90 hatta 90, 97, 90. Demek ki ben geç tanıştım. Ha, sen en geç tanıştın yani, şu an rap müzikten bahsediyorsan
Yok, başka... ondan bahsetmiyorum. Yok, hayır. Belki de yanlış kullanıyorum tanımı. İşte ben böyle son feci bisiklet, ha, adamlar. Bunlar tam Kadıköy Sound değil işte. Onlar değil mi Kadıköy Sound? Yok, Kadıköy Sound birazcık daha şey gibi düşün, duman gibi düşün. Hani daha böyle... daha eski bir şey o zaman. Tabii daha eski yani. Kadıköy'deki rock kültürü daha eskidir. Metal kültürü vardır Kadıköy'de. Kadıköy değil de... Kadıköy Sound demek daha eski bir şey. Yani birazcık daha şey gibi, Kaybedenler Kulübü'nün ilk zamanları gibi düşün. Yani o kültürde yaşıyorlar gibi düşün. Şimdi çıkanlar onun da birazcık alternatifi. Yani Kadıköy'ün içine birazcık Cihangir karışmış, birazcık Karaköy, birazcık Beşiktaş karışmış gibi bir sound o. Yani yeni çıkanlardan işte Yüz Yüzeyken... Ben mesela en büyük Adamlar ve Yüz Yüzeyken Konuşuruz fanlarından biri gibi görüyorum kendimi yani. Bütün şarkılarını dinliyorum, deli gibi dinliyorum. Çok ezbere biliyorum. Çok iyiler yani. Çok yani iyiler. Konserlerine gidiyorum. Ben böyle bir delilik görmedim yani. Ya, bak şimdi ben Kaan'la tanıştım. Kaan Boşnak'la tanıştım. Çok güzel bir insan. Yani çok da iyi sound ediyorlar. Çok güzel müzik yapıyorlar. İşte Tolga'yla da tanıştık. Tolga'yla da muhabbetimiz oldu. Adamların solistiyle. Adamlar grubundan birkaç kişiyi de tanırım. Adamların eski menajeri benim şu anki menajerim. Yani onlarla böyle organik de bir bağım var gibi bir durum var benim. Rapçi olarak onlarla bir organik sayılabilecek bir bağım var. Çok iyi müzik yapıyorlar, iyi söz yazıyorlar, iyi sound ediyorlar, sahnede muhteşemler yani. Hele ki Adamlar grubu sahnede inanılmaz yani. Ya ben inanılmaz, ben konserlerine gittim yani. Ben işte diyorum ya sana, 60 yaşında adam, 45 yaşında ben, 20 yaşında çocuk, bağırıyoruz yani. Bu arada ben Peyk'i de çok seviyorum ya. Peyk gerçi biraz daha benim jenerasyonuma yakın. Evet, işte yaşında. O tam böyle birazcık daha böyle Kadıköy sound diyebiliriz belki, bilmiyorum. Şimdi Peyk de çok köklü bir grup yani ve çok alternatif politik de bir grup. İyi, çok sanırım. Yani çok iyi bir grup yani. Peyk de güzel. Ama dediğim gibi Kadıköy Sound gibi değil yani. Şu an dünyayı saran tek müzik türü var temelde. O da trap sound'u. Yani trap diye bir müzik türü gelişti. Bassların ve kick'in ön planda olduğu, Ezhel'in yaptığı müzik türünden bahsediyorum. Ezhel'in ilk çıkardığı albüm var ya. Müptezel albüm var. Trap, dünyayı saran bir trap sound'u var. O birazcık sana uzak. O tam senlik bir yerde durmuyor ama mesela sahneye, konsere gitsen, mesela normal evde dinlemezsin ama sahnesine gitsen, konserine gitsen çok keyif alabilirsin mesela. Ne diyorsun ya? Çok enerji dolu bir müzik türü ve o acayip bir sound, acayip sound ediyor. Biz sahnede yapıyoruz mesela, bizim konserlerde yapıyoruz. Acayip sound ediyor. Acayip güçlü bir enerji doğuyor yani. Yani dünyayı saran şu an trap sound'u. Benim de çok sevdiğim. Peki Türkiye'de kimler var Ezhel dışında bunu yapan? Bütün rapçiler artık öyle yapıyor. Bütün rap müzikten bahsediyorsun aslında. Neredeyse bütün rapçiler öyle yapıyor. Yani trap sound'uyla ototune diye bir alet var. Ben de kullanıyorum bazen. Ototune sesi böyle sesi düzleştiren bir şey gibi düşün. Gitarların nasıl distortion için ya da efekt vermek için şeyleri olur ya, pedalları olur ya, gitar pedalları, amfileri olur. Artık mesela trap sound'u ile ilgilenenlerin çoğu da, trap sound'u üreten rapçilerin çoğu da ototune diye bir cihaz kullanıyor. Bu cihaz da sese armonik atıyor. Yani seni notanın içerisinde tutuyor. Şarkıyı söylerken seni o notanın içerisinde, sesi çıkan audio sesi, sinyali notanın içerisinde durmaya zorluyor. Ve sen de onun içerisinde durmak zorunda kalıyorsun. Duyduğun şeye convert oluyorsun ve onun içerisinde kalıp onu şekillendiriyorsun ve bunu en iyi, bizim ülkede en iyi yapan da Ezhel işte. Ne diyorsun ya? Çok armonik bir armonik özellikler katıyor yani ve güzel oluyor yani, sesi şey yapıyor böyle, nasıl diyeyim sana, farklı melodiler çıkartıyorsun. Hiç çıkartamayacağın, yapamayacağın aslında yani, normalde benim için geçerli değil ama birçok kişinin yapamayacağı melodileri yapabilmesini sağlıyor, öyle söyleyeyim. Vay be. Çok acayip. Bak yapayım sana. Bak burada var. Hadi yap bakayım. Bak şimdi. Açıyorum.
Wow, wow, wow. Ay şimdi haklılık sana. Ay dur kulaklığımı da takıyorum sana. Ototunlu şarkı söyleyeceğim sana şimdi. Hadi. Anlayacaksın ne demek istediğimi. Wow, wow, wow. Bak gördün mü? Mesela şöyle bir durum var. Yapamazsan yapamazsın yani. Duyduğunu iyi şey yapman lazım. Wow, wow, wow. Bunun sonu yok, oh, oh. Akıllanmam gerekir ama yolu yok, oh. Cem serseri sevişir yine doluyor kafam. Alkol ruhuma yetişir de ki sonu yok. Bitmez lan seni sevişen. Ne oluyor lan? Vah, Allah belamı verdi. O baton gelmiyor diyor sevdim. Wow. Nasıl gelmez ya? Gelmesi lazım. Bilmiyorum ne olduğunu ototonun zaten. Ben ototonun ne olduğunu yapamadım ya. Niye böyle oldu bu ototon? Ben bu programı yapmamı. Ben sana niye ototunu anlattım ki ya? Ya niye böyle bir şey oldu? Ototun oldum. Bildiğin ya buna benziyor. Rezillik aman Allah'ım. Rezil ya bir şey diyeceğim. Sen gitar çalmakta ısrar etmesen mi? Allah belasını vermesin. Büyük bir şey diyeceğim sana. Çok istiyorum ya böyle müziksiz olmadan. Abi gitar çalmak istiyorum. Abi istiyorum. Gitar çalmak istiyorum. Şimdi geceleri... gitarla ilgili bir şey mi bu? Ya işte abi boş ver ototun motonu hiç girmeyelim. Onu bilmiyorum. Hani sen de hani şarkı söylemek istersen sesinle ilgili bir şey mi gitarla ilgili bir şey mi onu diyorum. Sesimle ilgili bir şey abi. Ha sesten geldi. Tabii yani vokali... Çok afili mikrofonlar, kulaklıklar buradan bir şey başaramıyorsak biz niye bu? Abi ben yapamadım ben. Bende bir sorun var. Bugün yapamadım. Niye oldu ben de bilmiyorum. Ya uzun süredir şarkı söylemiyorum ben. O yüzden mi ya? Olabilir vallahi yani. Şimdi sen de baba olmaya çok fazla odaklandıysan tabii. Hayır abi hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Daha yeni çok acayip bir şarkı yaptım. İnanamazsın yani. Ben nasıl söylediğime şaşırdığım bir şarkı yaptım yani. Çok iyi bir şarkı. Bunu da o zaman bize. Gitarsız olmaz. Aa, ama gitarla da olmuyor. Gitarsız olmaz. Gitarsız gitarla da olmuyor. Hayır ya hiç güleceğim yoktu ya. Dur bir onu... dakika. Efet abi. Şimdi sen kalkıp gidiyorsun git. Gözlerin durur mu? Onlar da gidiyorlar. Gitsinler. Oysa ben seni yapamam bilirsin. Oysa Allah bilir bugün iyi uyanmıştık. Sevgiyeydi ilk açılışı gözlerimizin. Sırf onaydı. Bir kuş konmuş parmaklarımı uzun uzun ötmüştü. Bir sevişme gelmiş bir daha gitmemişti. Yoktu dünlerde, evvelsi günlerdeki yoksulluğumuz sanki hiç olmamıştı. Oysa kalbim işte şuracıkta çarpıyordu. Şurada senin gözlerindeki bakımsız mavi, güzel laflı İstanbullar. Şurada da etin çoğalıyordu dokundukça lafların, dünyaların. Öyle düzeltici, öyle yerine getiriciydi ki sevmek. Ki Karaköy Köprüsü'ne yağmur yağarken bıraksalar gökyüzü kendini ikiye bölecekti. Çünkü biz iki kişiydik. Oysa bir bardak su yetiyordu saçlarını ıslatmaya. Bir dilim ekmeğin, bir iki zeytinin başınaydı doymamız. Seni bir kere öpsem ikinin hatırı kalıyordu. İki kere öpeyim desem üçün boynu bükük. Yüzünün bitip vücudunun başladığı yerde memelerin vardı sonra. Memelerin kahramandı sonra. Sonrası. İyilik güzellik. Cemal Süreyya. Cemal Süreyya değil mi? Tabii Cemal Süreyya değil mi? Ah. İşte yani bitiriyor abi. Abi yani adamın ya, yani girdiği yere bakar mısınız? Şiirde girdiği yere bak yani.
Wi-Fi bağlı cihazımız varsa. Hayır. Affedersin, bir uyarı aldım. Benim internetimde bir yavaşlık varmış. Wi-Fi'ye bağlı cihazlarımız varsa kapatmamızı istiyorlar. Ben Wi-Fi'de değilim. Değiliz. Senin kapalı. Şey açık mı? O da kapalı. O zaman bizde yok sevdiğim Wi-Fi'ler. Bizde elimizdeki kadar. Şu kapıyı belki biraz açabilirim. Oradan Wi-Fi gelebilir. Şöyle yapalım. Kapıdan çok güzel. Buradan Wi-Fi geliyor. Kapıyı açınca Wi-Fi buradan böyle bir Wi-Fi koronderi yapıyor. Yani yok yani. Ne olacak oğlum? Allah Allah. Ya. Tabii o sinyalin kapıdan. Kardeşim. Az geçmesini içiyorum. O sinyalin o kapıdan az olarak. Az geçmesini ya, kapıyı içiyorum. Açtım. Ototonlar, Wi-Fi'ler buradan koronlar yapacak şimdi. Of. Ya bunlar bu saatte gene patlatıyorlar saat 10:20. Niye bir tam saati çünkü şu an tam saati. Neyin saati şu an? Şu an aldılar. Neyi aldılar? İstanbul'u. Aldılar mı şu an? Tabii. Ulan bunu kim yazdı? Zulüm 1453'te başladı diye. Manyağın biri bunu yazmış. Üstümüzde kaldı manyak. Bunlar nefret objesi arıyorlar ya. Evet, deli bir tanesi bizimle giderken Zulüm 1453'te başladı yazmış. Bu replik üstümüze kaldı ya. Yani sahip olamadığın şeyi alırlar. Dünyanın kanunudur bu. Her yeri almışlar. Kalmış küçücük bir parça. İstanbul dediğin şey işte böyle Zeytinburnu'yla işte ne o Sarayburnu arasında kalmış bir alan. 3 tane surla koruyor adam, ticaret yapıyor falan filan. Hani İtalya'nın içindeki Vatikan gibi diyebiliriz buna. Bam alıyorlar. Zor da bir hikaye gerçekten. Kafaya takılmış belli ki yani. Ve hepimiz için iyi işte bak almışlar, takılıyoruz burada. Böyle bir vatanımız var. Ya İstanbul yok abi. Onu kim yazdıysa bilerek yazmış da olabilir. Bilemeyiz ki yani bunların biliyorsun şeyleri var. Pelikancıları var. Yok efendim. Yani yazıp üstümüze bıraktılar. Yani şeycileri var. Neydi o bir tane? Yancıları var. Bir tane var ya aşırı psikodelik böyle kokain man gibi takılanı var ya bir tane. Manyak olanı. O balıklı ruma yatması gereken ruh hastasını diyorsun değil mi? Ya bilmiyorum. Öyle bir tam böyle böyle takılıyor. Tabii. Şeydi yani anladın mı? Hani hep böyle gözler fırıldır fırıldır herifin. O onun ekibi yapmıştır. Yapar yani o manyaklar. Kurarlar. Bunlar çok acayip adamlar ya. Düşünsene ya bak şimdi. Onur böyle bir şey olabilir. Aynı dili konuşuyoruz. Aynı yollarda yürüyoruz. Aynı arabalara iniyoruz, biniyoruz. Omuzlarımız birbirine değiyor yollarda yürürken. Oturup belki de bazen hani kendi ana dilimizde takılıyoruz. Bir şeyler dinliyoruz. Belki aynı parçayı dinliyoruz. Aramızda 1600 yıl mesafe var. Ne acayip bir şey ya. Birader aynı kuru fasulyeyi yiyoruz. Aynı oksijeni tüketiyoruz. Abi kapıyı açıp Wi-Fi'yi sokmak lazım. Bak kapıyı açacağım. Koronderle Wi-Fi gelecek. Ben sana söyleyeyim yani. Bana diyor ki bugün. Ya bak arkadaş ben buna çok güldüm ya. Ayasofya ibadete açılıyor. Kudur. Arkadaş ben orada gidip gizli ibadet yapıyordum da şimdi ibadete açılacak mı Kudur hocam? Anlamadım. Benimle ne ilgisi olabilir bunun? Ben niye kuduruyorum lan Ayasofya ibadeti açıldığında? Ya işte ne kadar çok karşılık demiş ki Ayasofya ibadeti açılıyor zannettik kilise açtı. Yani tam bir delilik. Yani anlayamadım ben bu. Ben bu kadarı çözemedim ya. Ya vallahi abi ben zaten siz Twitter'da nasıl bunlarla baş ediyorsunuz ben onu da anlamıyorum. Bilmiyorum. Vallahi ben mesela hiç girmiyorum o şeylere falan. Hani hiç Twitter'da. Ben şöyle yapıyorum. Michael Jordan smaçı yapıyorum. Abi dilim de dışarıda. Ben maçı yapıyorum. Ben ne uğraşacağım bunlarla? Çünkü şimdi bunu yapmak için para alan var. Evet. Ne, işte oturmuşlar pelikancılar yok tezcancılar takılıyorlar öyle. Kafaları 1 milyon adamların. Dün dediği bugün dediğini tutmuyor. 2 saatte başka bir şey söylüyor. 2 saat sonra başka bir şey söylüyor. Onların sadece alkol içmediğini düşünüyorum. Efendim? Ben onların sadece alkol içmediğini düşünüyorum. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Ya sadece alkol içmiyorlar. Anladın mı? Hani? Bence bayağı da içmiyorlar yani. Olabilir.
Yani onlarda her türlü olduğunu düşünüyorum ben. Yani aklı başında bir insanın oturup da herhangi bir maddenin, etken maddenin etkisinde kalmadan böylesine akıl, fikir, vicdandan uzak şeyler yazabileceğini düşünmüyorum. Evet, enteresanlar abi ya. İşte ben ne bileyim abi. Çok... Ya bu şeye benziyor. Hani böyle uyuşturucu almak için bedenini satmaya benziyor bunların yaptığı şey. Paraları yok. Abi diyor ben bunlara küfredeceğim, bana para ver falan. Durum çok acık. Cidden böyle bir şey olabilir ya. Bundan 10 yıl sonra bunların filmleri yapılmalı işte abi ya. Böyle. Vallahi bunların hepsinin filmi de yapılacak, kitapları da yazılacak. Ben sana şöyle söyleyeyim, envanterini tutmaya kalksan şöyle Shakespeare külliyatı gibi bir şey çıkacak karşımıza. Yani ve bunun kayıtlarını tutanlar var. Ben biliyorum birkaç tane arkadaşımın. Hem devlette olan şeylerin hem de burada etrafta bu abuk sabuk ortalığa çıkıp da çomarlık yapan, bize küfretmeye çalışan, hakaret etmeye çalışan, tehdit etmeye çalışan o çabalar içerisindeki garibanların da oturacaklar, bir külliyatını çıkaracaklar. Biz de kimin kim olduğunu anlayacağız. Kim mesela bu insanlar? Adı yok, sanı yok. İşte çıkmış ortaya. Bunlardan bir tanesi bana dava açtı. Bak çok ilginç bu. Ve bir hesabı var. Ve bu hesaptan da sürekli küfür ediyor. Bu 15 Temmuz sonrasında bu hesabın kim olduğu deşifre edildi. Kimmiş? Herif ortaya çıktı. Ne bileyim ya, unuttum herifin adını. Ulan dedim şu herif miymiş dedim, bize bunları yazan, bunları yazan, bunları yazan bu herifmiş dedim. Herif bana dava açtı, ekmeğimle oynuyor diye. Gerçekten mi ya? Ya yemin ediyorum sana, ben gittim savcılığa ifade vermeye. Savcıya dedim ki ya sayın savcı. Savcı ne diyor? Merak ettim. Ya savcı da oturmuş, ne desin abicim, yani garip bir karar verse adam, garip dediğim hani hakkaniyetli bir karar verse, yolcu adam yani, FETÖ'cü diyecekler, bir şey diyecekler. Yani pıs, var ya böyle danalara yapıştırdıkları damga sıcak pıs diye yapıştırıyorlar, ömrüm boyunca çıkmaz. Çamur rahat izi kalsın, böyle bir dünya düzeni kurdular kendi aralarında. O FETÖ'cü, bu bilmem neci, şu bilmem, ulan kardeşim. Eren Erdem'in duruşmasına katıldım. Babası rica etti benden. Levent Bey dedi, ne olur dedi, gel oğlumun lehine bir dedi şey yap, şahitlik yap. Tabii ki abicim, gelirim dedim. Soruyorlar işte, dediler ki en son Eren de bana karşıdan bakıyor, Silivri cezaevinden video konferans kurmuşlar. Hakim dedi ki Eren Erdem'in Fethullah Gülen tarikatının bir üyesi olmadığını nereden biliyorsunuz dedi. Vallahi dedim, bana birlikte çalışalım mı abi diye önerdiğinde ben Eren Erdem yazdım dedim. İnternete girdim. Fethullah Gülen'le hiç fotoğrafı yok bir arada dedim. Sonra dedi ki hakim, konuyu çarpıtmayın. Dedim ki konuyu ne çarpıtacağım yani. Söylüyorum yani. Konuyu çarpıtmayın diyor. Yani bunlar hani yaşarken çok acı. Hani vardır ya böyle, yaşarken o an sana çok böyle gergin gelir, kötü gelir yaşadığın şey, Allah kahretsin bu an hiç olmasaydı dersin, yıllar geçer anlatırken espri olur, millet güler ya. Evet abi. Ben o anda da gülüyordum, lan böyle saçmalık olmaz diyordum yani. O an ne saçmaydı. Yani seviyeyi bir üst level'a çıkardılar yani maalesef. Ya çok acayip ya Onur. Vallahi çok acayip abi. Ya. Ben de yani hani mesela şey kafasındayım, hani bu o kadar çok fazla yani bozuyorlar ki bazı bilgileri, bazı şeyleri, insanları da algıları da o kadar çok bozuyorlarken ben uğraşamam yani mesela. Yani mesela Twitter'da o kadar bilmem nerede o kadar yazmak, o kadar bilmem ne falan. Ben çünkü ciddiye alıyorum bazı şeyleri. Sinirlerime dokunur yani abi. Yani ben bazen görüyorum, attığın tweet'in altına ilk cevabı yazan küfür ediyor. Tabii. İlk küfür, hemen küfür. Ne yazarsan yaz. Tabii, hemen vatan haini yazıyor. Yani dünya çok güzel, siktir lan şerefsiz falan. Hani direkt yani. Seviyorum insan olmayı. Sen seveme lan falan. Hani, direkt biliyorlar. Sen insan olmayı sevemezsin. Çünkü sen bir hainsin. Evet yani. Bir gün Barış Atay'ın tweetinin altına bakayım dedim bir keresinde. Ya, inanamadım ya. Tabii. İnanamadım yani. Hani böyle bir şey olamaz. Böyle bir saldırı olamaz yani. Tabii. Ya organize bir çeteden bahsediyoruz. Yani 2500 lirayla 20 bin lira arasında para veriyorlar. İşte rütbelerine göre.
Hadi çomarım saldır diyor. Çomar otomatiğe bağlamış. Ona saldırıyor, buna saldırıyor. Üstünden para kazanıyor. Abi biz de asgari ücretle saldırıyoruz. Abi ben aldığım kadar konuşuyorum. Benim küfürüm sadece bu olmamış demek falan. Ben sadece naif şey yapıyorum. Eleştiriyorum ben yani. Hani evet, aynı filmde eleştiriyorum. Kapattık şey yenisiyle giriyorum. Lan ya. Rezalet bir durum abi. Ya bu dönem bitse de birazcık şey olsak ya. Vallahi görünür olsak da eğlensek biraz, ne bileyim abi. Yani hani kendi içimizde böyle kapalı bir tarafta duruyoruz gibi bir hal var. Yani vallahi olmayacak şeye amin deniyor. Ben o kadarını söyleyeyim sana. Olmayacak şeye amin deniyor. Ve nereye kadar gidecek bu böyle hiç bilmiyorum ama yani düşünsene arkadaş. Ben varsam devlet var, ben yoksam devlet yok dedi en son. Ve böyle oldu. Şahsım. Evet. Şahsım muhabbet. Şahsımı geçtim bak. Vallahi bunlar hani bu anlaşılır bir durum yani. Böyle bir hani hayat yaşanmış. Sonunda böyle bir şeye bağlamış kendini. Ama yani böylesine garip bir durum ben arkadaş yani düşünsene o devleti kuran adama küfrediyorsun ve bu devlet varsa ben varım, bu devlet yoksa ben yokum diyorsun. Yani neler oluyor orada? Ah neler oluyor orada? Of of. İşte böyle. Yani ben şimdi biz de rakı masasında milleti mi kurtarmış olduk? Yok böyle alakası var. Böyle bir şey söylemen lazım. Abi bence bu ülkenin sorunu diye başlayıp bence de çözüm yolları diye bitirmen lazım. Abi adaleti, milli eğitimi düzelteceğim. Ben buradan başlamış. Allah'ım ya. Benim çok acayip projelerim var Onurcuğum. Beni dinlemen lazım falan diye işte o raddede kaçman lazım. Çünkü işte orada vatan kurtuluyor. Yani çünkü vatan bir şeyler bitmiş durumdalar. Hadi buradan kurtaralım. Kurtaran Express. Deme öyle, çok iyi grup. Hayır be şey yani serbest çağrışımla kurtaran dedim yani. Kurtaran Express. Kurtaran Express. Kurtaran Express yayına bağlanıyorlarmış değil mi şimdi? Söz hakkı doğdu diye giriyorlar mı ya? Bana bize abi bir şey demedik biz siz. Öyle bir çağrışım oldu be abi. Yoksa politik bir grubu lan bize böyle şeyler demeyin falan diye. Öyle giriyorlarmış içeriye. Abi biz Dönenci'yi çok seviyoruz. Dönence bu ülkenin yapmış olduğu. Ay. Of abi tamamdır. O zaman ben şimdi bir şarkı söylemek istiyorum. Ne diyorsun ya? Ama hadi bakalım. Gitar çalmadan nasıl söyleyebilirim bu şarkıyı? Canım benim ya bak gitar çalmadan sen melodiyi buluyorsun yürüyorsun. Çünkü gitar çalmaya başlarsan o şarkıyı söyleyemeyeceksin. Vallahi ya. Aman aman. Bir saniyeni istiyorum abi. Şimdi. Aha piyano gördüm orada. Piyano. Ya yok ben mesela normalde şöyle bir şey yapmak istiyordum. Yayına şarkıların altyapılarını yollayıp altyapıların üstüne şarkıları söylemek. Şimdi altyapıyı açacağım. Bakalım olacak mı? Hadi bakalım. Altyapıyı açsam olur mu ya? Bakalım. En son yaptığım şarkıyı burada nasıl açarım? Duyuluyor mu? Duyulmaz ki. Nasıl? Ben duyuyorum ya. He? Ben duyuyordum. Mikrofona aldığımız, mikrofona gelen sesi duyuyorsun. O yüzden şunun üstünden açsak onu daha iyi olacak sanki. Ben onların tekniğini bilmem. Bak burada autotune gelmiyor dedi. Ben autotune'da kaldım yani. Ya işte normalde güzel şarkılar söyleyebilecekken yapamıyorum abi. Ah benim güzel kardeşim. Olmadı. Belki de senden dolayı ilk defa gelenlerin hepsi şu anda ya falan filan dediler. Ne oldu ben ya? Ha.
Bir dakika dur, ben de neler diyeyim, bekle. Heh. Kendim bir an kaybolduğumu hissettim oralarda. Ben şimdi sana, ben şurada en son arkadaşıma atmıştım. Bu şarkıyı bir sana bir de sevdama yazmıştım. Evet, en son yaptığımız şarkı, bakalım. Nasıl, duyuluyor mu? Evet. Bu şarkıyı daha yeni yazdım abi. Hadi dinliyorum. Ne zaman of, ne zaman baksam bu dünyaya of, bir cevap bulmak, bir sonuç olmaz of, bir başıma sorular sorunca sana düşer yine bir tarafı. Beni gören dönüyor ama ve kavgalar çıkıyor. Bir gülmeler geliyor. Dalgalar vuruyor. Bu kıyıya dalgalar vuruyor. Ne zaman oldum? Düşünürüm dünden beri, bulamadım bak içimdeki mücevheri. Benim yeteneğim ne, neye yetemedim de böyle darmadağın halde yaşlanan bir sarhoş oldum derken, çocukluğumu dönüp geri tutarım yas bulmak için o cevheri. Benim güzelliğimde her bir özelliğimde böyle umutalarımda rockstar bir abdal oldum. Çokça yasım böyle attım attım tuttum. Çokça yanlış yaptım diye hep sonuçta dayandım. Yıldız oldum, düştüm kattım, bazen çift kutuplu onlar. Düzgünlüğü kral yaptı, ben de hep yamuktum. Kime sorsam beni bir cevap olup yer şarjörü üstüne. Kime sorsam ben beni bir hayat olup dar şölgeler şehrinde. Bir faça attım göğsüme, bu kane al sür o karayan derdine. Hoş geldin gölgeler şehrine, şimdi bir tuz bas ve dök ana son. Şimdi bir tuz bas ve dök ana son. Anasol, anasol, ay. Şimdi bir tuz bas ve dök anasol. Ay, 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 şimdi bir tuz bas ve dök ana sol. Beni gölgeler tanıyor. Bir kavgalar çıkıyor. Bir gülmeler geliyor. Dalgalar vuruyor. Şimdi bir tuz bas ve dök anason abi. Şarkının ismi Gölgeler Şehri. Gel. 20 Haziran'a, Haziran'ın içinde çıkacak bu şarkı. Şu an ona çalışıyoruz. Sağlığınıza. Size gelsin. Yani siz de aslında Gölgeler Şehri'ni tanıyan insanlarsınız. Bu şarkıda anlattığım şey çünkü şeye çıkıyor. Yarasına tuz basan insanların yaşadığı şehir. Ve bunun üstüne bir de rakı içiyorlar. Dertleriyle, kendi acılarıyla yüzleşen insanlarla dolu buralar. Çok merak etmiş arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız albümün ne zaman çıkacağını ya da bu single'ın ne zaman çıkacağını. Öyle mi? Evet, çok bayağı bir abi bu ne zaman çıkıyor, ne zaman geliyor falan dediler.
Geliyor işte. Haziran'ın içinde çıkıyor. Bitti yani şarkı. Bitmek üzere. Bas Enver bası çaldı. Şu an bas seçiyoruz. Şarkının kaydını yeniden yapacağım. Sözleri düzenleyeceğim. Bu şarkının çünkü sözleri daha net değil. Sözleri düzenleyeceğim. Bir kayıt yapacağım. Bitti gitti hemen. Bu Haziran'ın içinde çıkacak. Hadi bakalım. Umarım seni bunu söylerken konser salonlarında da görürüz. Seni ya. Birlikte dinleriz. Birlikte seninle şarkı söyleriz. Of of of. Sen çok arkadaşı tanıyor musun? Kimi? Arkadaş. Hmm. Tanımam ama tanışmak isterim. İyi hadi tanış o zaman. Gece bir tabut gibi çöker omuzlarıma. Bir ölünün iç çekmesi olur rüzgar. Hüzünle düşünürüm uzaktaki bir evi. Yıldızlar sayılmaz. Hasret uzakta. Hasreti bir ben bilirim. Bir de gecenin gözlerindeki baykuş. Baykuş kötü kuş. Baykuş çirkin kuş. Onu hüznümle güzelleştiririm. Hüznümle süsler, bir damın üstüne oturturum. Süsler, damımın üstüne oturturum. Sizi hiç bu kadar yakından görmedim de. Yıldızlar sayılmaz, hasret uzakta. Abimin acıyla yontulmuş yüzü, yaşlı bir güvercin gibi düşer avuçlarıma. Dağılır, ses olur acısı. Ezberlediğim bir öğüdü yineler bana. Çocuğum, üşütme yüreğini. Şimdi hüzün mevsimidir bütün şiirleri gezen. Ben doğma büyüme evciyim. Göç benim harcım değil. Hasret bana çabuk dokunur yalnızken karanlıktan korkarım. Mesela mevsim kışsa, yağmur yağıyorsa, mesela annem de yoksa yanımda, mesela şimşek de çakıyorsa ben çok korkarım. Ağlarım. Ana, bana kurşun dök. Dua oku. Üf ya ana. Ana, ben daha çok küçüğüm. Bana ninni söyle ana. Yalnızım. Bunu hep söylüyorum. Yalnızım. Bunu hep söylüyorum. Geceyi çarmıha geriyorum. Kimseler tapmıyor. Hüznümü ölçeğe vuruyorum. Yüreğine sığmıyor. Her şey ne kadar olabilir meraklanıyorum. Yüzüme dokundukça tırnaklarım kanıyor. Yalnızlığımı hüznümle yoğuran gece. Öyle basitsin ki sen bütün şiirlerin içinde. Biliyorum. Biliyorum, bunu da biliyorum. Gökteki yıldızlar kadar dizeler yazılsa da kendime kendimden başka kendim yok. Ne utancımı kuşanan bir sevgi, ne çirkinliğimi öpen bir kız. Yalnızlığımdan, yalnızlığım, yalnız. Ana bana bir hal oldu. Hep böyle titriyorum. Ana çok üşüyorum, ıhlamur ısıt bana. Yıldızlar sayılmaz. Hasret uzakta. Ben sevgiye hasretim. Sevgi uzakta. Ey insanlar, ey gecede unutulmuşluğumun yargıçları. İğrenerek öpüyorum parmaklarınızı. İğrenerek. Hepinizi kucaklıyorum ilkin. Ağzınızı, dudaklarınızı, dişlerinizi öpüyorum. Bilmiyorsunuz. Ben kendimi öpüyorum. Cinsel bir çiftleşmedir çarşaflar. Islak bir gece en fazla kendini çoğaltır. Bir solucan vücuduna yeni bir halka ekler, döllenir acı. Sevişme daha da erselikleşir. Hüyü tanıdım. Size anlatmalıyım bir gün. Size bir gün mutlaka hüyü anlatmalıyım. Gece ise, tükenmişse güneşin güçlülüğü, gök gözlerinin buğusu yansıtır. Senin acın, acıların ölüme gebedir. Korkma yavrum. Ne gece, ne geceler senin suçsuz mızıkçılığını küçültemez. Bir çirkini öpmek için uzattığın yüreğini. Güzelleşip bir sevginin göğsüne yatmak biraz, biraz yorgun, biraz korkak, biraz insan sevmek biraz. Dayayıp sırtını gecenin duvarına, bir ölünün ağzını, dudağını öpmek biraz. Yıldızlar sayılmaz, hasret uzakta. Ben sevgiye hasretim, sevgi uzakta. Ey kanımda tefler çalan mevsimle gelen, sesimi çakallarla boğan gece. Hüznüme vur acımı, soy. Beni de kuşat,
Boris Karloff kadar masum yüzümü karanlığınla Frankenstein'la. Çünkü artık büyütmeliyim içimdeki nefreti. Kalbim ki yıllardır iyiliğe abone. Nerede bir insan görse bırakır sevgi kuşlarını. Çünkü o bağışlar yargıçlarını. Kendi yasalarını kuramayan yargıçlarını. Ey gecede unutulmuşluğumun suçluları. Ey yanlışlığımın yanlış yargıçları. Suçum nefreti öksüz bırakmak. Savunmam sevgimi yüceltmek içindir. Sakalım yok biliyorum ama kötü değilim. Büyükleri sayarım, küçükleri severim, çocukları incitmeden severim. Kadını öpmesini bilirim. Sizi de öpmesini bilirim. Ama abi ben çok yalnızım. Başka bir sevgim yok. İçimde utanç çiçeği gibi büyüyor hü. Kural tanımayan sevgim benim. Aykırım, fizik ötem, doğa üstüm, yanlışlığım, aşkım, sevgili yanılgım. Benim baş yargıcım, nefretim neredesin? Kalbim bir gün elbette sana hükmedeceğim. Elbet geçer bu hüzün mevsimi. Bir baykuş bir serçeyle arkadaş olduğu gün. O gün size sevinci de anlatacağım. Bir solucan bir leylekle çiftleştiği gün. O gün bahar mevsimidir size aşkı anlatacağım. Ve bir gün elbette yıldızları sayacağım. Gelin kucaklayın beni. Yıldızları sayamıyorum. Of. Arkadaş Zekai Özger. Rakının tadında şiir vardır abi. Vardır. Hep böyledir. Ağzına sağlık vallahi. Hadi ben de bir şiir okuyayım mı ya? Ya çok memnunum ben seni arkadaşla tanıştırdığım için. Valla iyiymiş. Ben bir daha arkadaş şiiri okurum sen okuduktan sonra. Bak burada çekmeyeceksin. Saat 1.41 oldu. Ya bir saat 41 dakikadır yayındayız. Benim çok çok kısa şiirlerim vardı. Onlardan belki bir tanesini sana okuyabilirim. Hiçbir yerde yayınlanmamış, bilinmeyen. Şöyle giriyorum şiire. Yaktın yine gemileri. Bakıyorsun öyle el salladığın rüzgarlara. Yüzünde pis bir sırıtma. Eteğinde biraz yağ. Çantanda birkaç silah. Yaktın yine gemileri, duruyorsun öyle. Tükürdün yere. Ayağını sildin. Umursamaz bir ifade takındın. Yürüdün öylece. Kimse anlamadı senin yaktığını. Bunun verdiği o çalımlı ihtişamla yürüdün öyle. Eteğin yere değiyordu. Tozu teninde hissetme hoşuna gitmiş. Yüzüne sürdüğün kremlerin kurumasına ilk defa kızmamıştın. Yaktın yine gemileri. Gidiyorsun öyle. O kadar. Merhaba canım. Yavrum benim. Merhaba canım. Ben az konuşan çok yorulan biriyim. Şarabı elbette içmeyi çok severim. Hiç namaz kılmadım şimdiye kadar. Annemi ve Allah'ı da çok severim. Annem de Allah'ı çok sever. Biz bütün aile zaten biraz Allah'ı da kedileri çok severiz. Hayat trajik bir homoseksüeldir. Bence bütün homoseksüeller Adonis'tir biraz. Çünkü bütün sarhoşluklar biraz Freud'un alkolsüz sayıklamalarıdır. Adonis. Siz inanmayın. Hedonist demek istiyor orada. Evet. Hedonist diyor değil mi? Aynen öyle. Ha, tamam okey. Tamam. Evet. Siz inanmayın, bir gün değişir elbet güneşe ve penise tapan rüzgarın yönü. Çünkü ben okumuş muydum neydi bir yerlerde tanrılara kadın satıldığını? Ah canım Aristofanes. Barışı ve eşek arılarını hiç unutmuyorum. Ölümü de bir giz gibi içimde, ölümü tanrıya saklıyorum. Ve bir gün hiç anlamayacaksınız. Güneşe ve erkekliğe büyüyen vücudum düşüverecek ellerinizden ve bir gün elbette siz Zeki Müren'i seveceksiniz. Zeki Müren'i seviniz. Vallahi beni. Arkadaş ya. Ah güzel arkadaş. Çok iyiymiş. Ya ne güzel kadehler tokuşturduk ya. Eyvallah abi. Kardeşim. Yani işte uzadıkça daha da böyle bir samimi oldu her şey. Umarım ne güzel oldu ya. Fırsatımız olur.
Böyle baş başa oturur, böyle bu uzaktan bu koronavirüs, bu günler bir bitsin ya, bu günler artık abi ya. Yemin ediyorum böyle içim bazen şey oluyorum yani, ağlama krizi geliyor bazen böyle haberleri izliyorum. En ufak böyle umut ve dayanışmaya dair bir umutla ilgili bir haber gördüğüm zaman bile gözüm doluyor falan böyle. Böyle zor bir zamandan geçiyoruz. Bütün insan ırkı olarak yani zor bir dönemden geçiyoruz. Umarım iyi bir şekilde atlatırız yani, şu ana kadar çok iyi geçmese de bundan sonra azalarak devam eder ve biter yani bu süreç. Çünkü çok özledim insanlara sarılmayı. Yani Ben de. cidden çok özledim yani. Bugün yani Bugün alışverişe çıktım falan, birkaç arkadaş gördüm falan, böyle bu ne yani, anladım hani çok özledim lan, sarılmak istiyorum. sarılamıyorsun. Baktım yani El gözlerim. sıkışamıyorsun. Öpüşemiyorsun. Kafa tokuşturamıyorsun. En çok onlara yaradı diyeceğim şimdi. Bir şey söyleyeceğim sana. Bugün ben de alışverişe çıktım. Işıklarda durdum. Öyle duruyorum, bakıyorum öyle. Müzik falan da dinlemiyorum öyle. Kafa gidik yani, böyle bakıyorum uzaklara. Yanında iki tane çocuk var, bana bakıyorlar, genç delikanlılar. Döndüm, abi sen Levent Üzümcü müsün dedi. Güneş gözlüğü var gözümde. Evet kardeşim dedim. Abi çok az kaldık be dedi. Durdum, çok az kalmadık. Sadece çok az kaldı dedim. Çok az kaldı. Eyvallah abi. Eyvallah. Kardeşim, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağlığına ve bütün herkese selamlar benden. Şiirler için de teşekkür ederim. Bilgilendirici oldu benim için. Güzel ve keyifliydi. Bazı anlamlar çok iyiydi yani. Bazı şiirlerdeki anlamlar. Yine başka yerlere götürdüler. Sağ olasın, iyi ki varsın abi. Onurcuğum, kardeşim. Hayırlarla olsun her şey, güzelliklerle olsun. Eşine benden selam söyle. İsim buldunuz mu? Sanırım dünya koyacağız. Koy be kardeşim. Ne güzel isim bu ya. Bravo, şahane. Sevdik, bak biz beğendik. Ama sıkıntı şu ki soyadımız Dursun. Ay benim güzel kardeşim ya. Ya dursun be. İnecek var. Yani ben yani dünya haritasının bir anlamı var benimle. Yani Buke ile benim ilişkimde ve evliliğimizde güzel bir anlamı var dünya haritasının ve dünya olayının. O yüzden koymak istiyorum ama soyadımızdan dolayı bir türlü böyle ne bileyim ya. Ama dünya koyacağım herhalde yani. En son Koy kayınpederim şöyle dedi. İçinde kalmasın. Ne istiyorsan onu koy. Öyle bir durumdayız şu anda ya. canım ya. Ay güzel insan. Çok sevindim. Eyvallah. Katıldığım için çok teşekkür ederim sana. Ben de teşekkür ederim abi. İyi ki Güzel varsın. kardeşim. Güzel yürekli kardeşim. Müzik yapmaya devam et. Eyvallah. Hadi bakalım. Sen Umarım oradaki ayrıla bastığında sen gidersin. ne olduğunda Ayrıl var orada. Ayrıla bastığımda gider miyim? Nerede ayrıl? Oradan diye gidersin. Stüdyo. Ayrılığa basıyorum, şarkı söyleyemedim ama iyi şarkılarım vardır. Ben böyle biri değildim, beni sen yaptın böyle. Al. Vallahi gitti ya. Ya. Yayın bitmedi. Deliler. Neyse gençler, her zaman genç kalanlar. Bu akşam böyle bir yayın yaptık sizinle. Rakılı live'lar yapacağız. Rakılı sohbetler yapacağız. Güzel insanlar gelecekler. Merak ettikleriniz varsa, abi şununla bir rakı içmeni çok istiyoruz. YouTube üzerinden dediğin insanlar varsa onları bana gönder. Abone ol, yorum yap, bir şeyler yaz, bir şeyler söyle. Küfretmemeye çalış canım kardeşim. Ama küfredersen de ancak engelleriz yani. Ne olacak? Evet. Bu akşam Ozbi'ydi konuğumuz. Onur. Onur dursun. Dünya dursun bakalım ne olacak. Bu akşam bizimle birlikte olduğunuz için keyif almış olduğunuzu düşünüyorum, umuyorum. Güzel vakit geçirdiğinizi umuyorum. Umarım geçirmişsinizdir. Dediğim gibi YouTube kanalı ile ilgili görüşleriniz varsa, istekleriniz varsa iletiniz. Size
şiir okumak iktiza etti. Çünkü bazı arkadaşlarınız ısrarla benim bir şiir daha okumamı istiyorlar. O zaman size şuradan bakacağım çünkü yani hemen öyle şiir olmuyor. Referandumda yapmayacağım. Onun için de şuradan yok. Ha, öyle yapalım peki. Evet. Sizlere Didem Madak okuyacağım şimdi bir tane. Bakalım onu bulabileceksek. Evet. Burada. Vallahi buldum, yemin ediyorum da buldum. Size bir şiirle veda edeceğim. Sevdin, sen beni duyuyorsun. Şiir bittiğinde ben gözlüğümü çıkaracağım. Ben gözlüğümü çıkarttıktan 2 saniye sonra sen de yayını kapatırsın. Herkes hazırsa son şiirimiz geliyor. Didem Madak'tan geliyor. Artık büyü diyorlar bana. Ekmeğini salatanın suyuna banma. Ben artık büyüğüm Füsun. Zengin evlerinde Harry Potter oldum bu yaştan sonra. İstanbul'un kargaları İstanbul kadar kocaman. Bağırmak denen bir adam saltanatını kurmuş burada. Birçok şarkının ortasında yürürken İstiklal Caddesi Tomtom Mahallesi'ne taşıyor beni. Ben yürümüyorum Füsun, cadde yürüyor. Bir cadı olduğumu buradan anlıyorum. Hiçbir takım tutmuyorum Yıldızları takımından başka. Bilirsin işte erkekler büyük ayı, kadınlar küçük cezve. Bugün bir harf girdi atmosferime. Tutuştu ve yandı. Siyah bir gelinliğe benzeyecek bu şiir uzun kuyruklusundan. İmgelerle yer değiştiriyorum Füsun. Şiirin bir odasına 300 milyon vereceğim. Durmadan mazmunlara gidiyor, sürgün gidiyor, olmuyor böyle. Cümle kapıların önünde kelimelerle beştaş oynuyorum. Karanlık sokaklardan biraz korkuyorum ama kalkmıyorum da esasında. Pardon diyorum ayağıma bastığında dünya. Saçlarımın ucundan başlıyor artık kırılma. Kelimelerin tadına bakıyorum. Zehrinden korktuğum acı kelimeler yutuyorum yanlışlıkla. Kahverengi bir delik açıyor sayfanın ortasında elimde tuttuğum sigara. Ucu olmayan dize yakışıyor şiire.